Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cismaniyet kaç? 11 mi 12 mi? 12. 12. Peki nerede kalmıştık? 131'in yarısını yapabilmiştik. Ha, şurada. Yaptık. Hem gayet mütenevi diye. Evet. Açtık mı abim? Açtık. Hem gayet mütenevi ve nihayetsiz derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Yani istidatlar nerede? Cismaniyette. Cismaniyet daha acayip aşağıda, dipte. Yani ders yapanlar şu binadalar. Binanın içindeler yani. Bina kapsamış. Saray misali gibi. Saray neyse. Hani o alem sarayın içinde gibi. O bir şeyiniz vardı ya. O mevzu birden aklıma geldi de. Şey mesela bir saray var. Sarayın içinde bir memleket var. Memleket içinde bir şehir var. Şehir içinde burası var. Bir saray var. Peki saray nerede? İstidatlar cismaniyetin içinde deyince bir tuhaf orası oluyor. Orası tabii bir koyu çıkınca yüz biraz karanlık çıkacak. Tamam. Bunu ayarlayacaksınlar. Şu an tamam, değiştireyim o zaman. Şu an iyi değil mi? Biraz yüz karanlık çıkıyor. Abi çıksın ya yüzü. Tamam. Bu sefer çok beyaz oluyor. Yüzü beyazlatacağım. Yapamıyorsun. Değiştireyim. Tamam ayarla sen. Bizi meşgul etme artık. Sen ayar. Tamam abi. Şimdi istidatlar bak gayet mütenevi ve nihayetsiz derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. İstidadın burada olması çok enteresan abi. İstidadın şey ruhta değil mi yani ruh cevherinde? Ruh cevherinde. Cismaniyetin içinde diyor. Cismaniyetin içerisinde hakikatini koymuş. Onu size vurgulamak istedim zaten. Şimdi böyle aldatır sizi. Yani o okuma şekli. He? Mi aldatmış oluyor cismaniyet? Tabii o aldandı şu anda. Dediği doğru. İstidatlar ruhta. Cismaniyetin içinde. Şimdi bir şeyin mahiyeti var, hakikati var, sureti var. Sureti dünyada, hakikati cismaniyette, mahiyeti ruhta. Esma tarafı bir şey. Tamam mı? Şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Bir şeyin mahiyeti hakikatı sureti ruhta cismaniyette şöyle diyeyim cismaniyet derken cismaniyet ne olduğunu daha şey yapsın. Kainat da yani cisma niyet de şimdi daha iyi oldu mu abi? Çok enteresan oldu abi şimdi. Esma'nın şeyi olunca o zaman dimağda direkt şey oluyor yani. Hakimde. Şu dima. Çok önemli. Onun için belirtmek istiyorum şunla. Cismaniyette gözüküyor aslında. Evet. Dimağda böyle. Cismaniyet değil de cismaniyette gözüküyor. Evet. Şu esma onda gözüküyor da esma da hakikatsa. Değil mi? Sen çok bunu şey yapıyorsun, uzak yakını yapıyorsun, tamam mı? Hani öylesi bir şey değil. Yani bu yazı yapıyorsun, şey yapıyorsun. Onu kullanıyorsun. Tamam mı? Bir daha söylettim. Şimdi bu mahiyet, hakikat sureti anladık mı abi?
Sıfat esma diye ayırırsak olabilir mi abi? Yani şimdi olabiliriz. Bu ayıralım şöyle. Yani hakikaten mesela esma, sıfat. Şöyle yapayım. İstidadı da ekleyin. Esas şimdi mevzu tabii. İstidat. Esma, ha? İstidadı yazmak lazım şimdi. Esas. İstidadı yazalım. Yani istidadı oraya yazacaktınız. Tamam. Sonra onu esma yazalım. Şöyle. Değil, işte oraya yazacak. İstidadı. Kabiliyeti. Şimdi daha oldu. Değil mi? Buradan aldandık. Aslında. Kabiliyet, evet buradan. İstidadı, kabiliyeti burada. Ne olur? Kabiliyetin daha sure, çıkmışı. Burada. Cilve, cemal, nakış, sanat. Ha, öyle mi yazalım? Tabii yani öyle tezahür ediyor kendisi. Hmm. O zaman bir kuvve. Yani cilve. Burada çok acayip enteresan bir şey şimdi. Mesela? Şimdi mesela istidat, kabe, istidat var bir kuvve. Varda bir işe yarar mı abi? Yani yaramıyor. Yaramıyor. Hmm. O zaman bunu yapan dimadır yani. Esma'nın hulasası derse. Zaten bak sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi dima devlet işi yaparsan istidat kabiliyete dönmez. Bir işe... Yani şeye dönmez, esmaya dönmez. Dimasız. Lezzeti alan. Mesela deli. Mesela çocuk. Doktorluk istidadı vardır ama kabiliyet yoktur. Bazen iyi şeyler de yani çekirdekte. Şimdi lezzetleri menba cismaniyettedir. Hemen aldandık, hemen dedik ki vay be istidatlar, lezzetçi istidatlar cismani. İndirdin aşağıya. Cismaniyetlerde, ben şuraya. Ama bunu bilirsen, mahiyet hakikati daha önceki dersi kullanamazsan burada aldanırsın. Daha önceki dersi şey yapacaksın. Çünkü bir yerde am eder, bir yerde has eder. Sucunun, gusunun, haddun, zahrun, haddun, mutallaun, ima eder, telmi eder, remz eder, işaret eder, sari eder. Şimdi şey de konudan konuya atlıyoruz. Biri mesela bir yerde Kur'an'da aynı kanun yok mu? Kur'an'da nasih ve mensuh kanunu var. Aynısı Risale-i Nur'da da caridir. Neshetmiştir mesela. Mesela bir misal söyleyeyim. İne dine indallah İslam ayeti kafirin suresi sizin dininiz size bizim dinimiz bize ona da din diyor. Sizin dininiz size bizim dinimiz bize ona da din diyor. Ama İne dine indallah İslam Allah'ın nazarında din tektir deyince o din yok. Bu nesedilmiş. Ama hikmeti var tabi onun. 63 tane ayet nesedilmiş ama duruyor. Yani böyle bir şartlarda kullanılsın diye. O şartlar çünkü toplum eşit değil yani Tunus Cezayir'de ta Doğu Türkistan'a kadar o İslam'ın ilk mukaddemesinde bir toplumun İslam'ı kemal durumuna geçebilmesi için bazı hükümler neshediliyor ama duruyor. Risale-i Nur'da da mesela nesih ve mensuh yapayım umumi hukuk şahsi hukuku neshetmiştir. Mesela diyelim ki ama bu şeyde derslerden istifademize mani. Alamani yani diyor ki ben böyle istiyorum ya tapsınlar. Hemen onu dinlememek. Oysa bir otoriter boşta olmasın diye dinlemek lazımdı. Ama hakikat ve kendini inşa etmek adına bu derslere sana birisi mani oluyorsa eğer hakikaten seni inşa ediyorsa onu dinlememek. Çünkü bu onu bloke etmiştir. Şu şey gafırım sökün ve ta en kenara yapıştırın. Çünkü bu kağıt bir şey masa bile bize az geliyor. Biraz daha veriden başlasana, alanın vardı burada. Tamam, evet ama öyle yapacağız işte. Şey, şimdi devam ediyoruz. Tamam, şimdi bunu yazdıktan sonra yani onun gözüktüğü, lezzetlerin gözüktüğü şey cismaniyette aslında. O makamda söyledin değil mi? Evet, evet yani mesela lezzetler şurada. Lezzetler burada gözüküyor. Gözüküyor. Mesela fikredip, hissedip
mahsetmek, dedeniyle biliyor. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek. Ruhlanmak, rahlanmak, ferahlanmak. Evet. Şimdi, zaten şey vardı değil mi? Kabiliyet haline gelince lezzet mi dönüşüyor? Lezzete dönüşüyor. Devam ediyoruz. Daha açılacak daha ileride. Çünkü yani şey gibi değil mi abi? Bu sanki tekliğinden şeyin çıkması gibi, istidatların kabiliyete çıkartması, Adem'den çıkarılması. Ha tabii o zaten üstad da diyor ki orada bir lezzet var diyor. 29. sözde de diyor onu. Mesela istidatların bir kuvveden bir fiil kabiliyet olması için, mesela ağacın çekirdeği mahiyettir, bir kuvvedir. Ağaç olabilmesi için onda bir meyil vardır. Ağaç olmaya ihtiyaç, iştiyak, incizat ve meyli vardır. Bu devamili tekviniyettir. Mesela aslında mahiyetlere şu da denilebilir. Şunu şöyle yaparsam, şöyle yapayım. Tekrar yazın altına. Şöyle yapayım. Şuraya yazın tekrar. Bak. Eşyanın evamili tekviniyenin eşyanın mahiyetine koyduğu eşyanın mahiyetlerine, mesela çekirdekte ağaç olmaya ihtiyaç vardır, iştiyakı vardır, incizapı vardır, meyli vardır. Bunun toplamına evameli tekviniye deniliyor. Mahiyetlerde derc edilmiş bu. Bu evameli tekviniyedir. Yani istidadından derc edilmiş. O istidat mı diyebiliriz? Evet, evet. Yani istidat, istidadın daha arkası yani. Daha mı arkası? Tabii. Yani mahiyetler şöyle diyebiliriz. Şunu şöyle yapabilirim bak. Şöyle. İstidat sonra kabiliyet. Böyle. Aslında evamiri tekvini bunların dördünün hulasası. Her şeyde var. Mesela çekirdekte bunları uygularsak ağaç olmaya ihtiyacı vardır. İştiyaki vardır, incizabı vardır, meyli vardır. Bunlar evamiri tekviniyedir. Kaderin yazdığı yazı bu. Kader yazısı bu. Şunu da böyle diyebilirsin böyle. Şimdi bu evamiri tekniğinde abi istidatlar kuvvete döndüğü an o aradaki lezzet hamele oluyor değil mi? Hamel. Orada işte melek ortaya çıkıyor. Lezzet orada işte. Melek o işte. Yani, al lezzet o yani. Evet. Hem onu ortaya çıkıyor. Mesela şöyle. Şimdi istidat var mı? İstidat, kuvve, çekirdek. Ağaç olmadı daha. Şimdi çekirdek ağaç olmaya o kadar istidadı, o kadar iştiyak, incizap, iştiyak, meyli var ki aşağı doğru bir eşya aşağı doğru gitme meyliyken yukarıya gidiyor. Tavan mı delmek istersiniz, yeri mi delmek istersiniz? Tavanı deliyor. O istidadın kabiliyet olma süresi, o varlık melaike işte. İlim kudret arası. O orada melaike ortaya çıkıyor, devreye çıkıyor. Yani lezzetle şöyle diyeyim.
Lezzet mahluktur. Yani o kuvve melaike gibi oldu. Lezzet değil de. Ha, kuvve yani. Yok. Şimdi vücudu harici var ya lezzetin. Evet. Lezzetin vücudu haricisi var, mahluktur. Bu vücudu harici melektir. Onun batınısı bizde latife oluyor artık. Yani lezzetten arkaya geçiyor latife o. Demek ki bu alemde diyor kanunların dizginini tutacak birisi olacak diyor usta. O dizginini tutan melaikedir diyor. Melaikedir. Şimdi kainatın çekirdeği de insan ya. Aynı sistem, ağaçta olan sistem insanda da cari. Şimdi meleklere iman. Niye var? Niye var burada? Meleklere niçin iman var? İstidat kabiliyete dönemezdi. Melekler ortadan kaldırırsa. Lezzet anında dönmüş oluyor yani. Dönmüş oluyor. Ara berzah yok. Şey ya, bu meleklere iman bir ara ben düşünüyordum yani. Ne alaka imana girmiş yani. İman etsek ne olur, etmesek ne olur. Aslında iman bir bütün ya. Heh. Aslında o bütün yapıyı anlamak için melekleri anlamazsan anlayamazsın. Bunu. Yok yapıyı mesela. Nasıl anlayacak? Yani istidadı kabiliyeti dönüştürme ani sürecini bana anlat. O melek işi. Nedir o melek işte? Yani yerine oturuyor şimdi. Yani. Evet. Melaike, yani iman niye iman için? İman ne için? İman mesela bir kuvve insanda Allah'a karşı bir istinat noktası şey var. Onu aktif etmesi gerekiyor. Onu aktif edecek. Yani o şeyi aktif edecek. Ondan sonra tabii bunların melekleri iman vahiy getiriyor. İlham ediyor. Eşyanın dizginini tutuyor. İnsanın istidadının kabiliyetini inkişaf ediyor. Bir melek cinsi var ki lezzetin kendisi, vücudu haricisi, koku, koku meleğin vücududur. Koku. Sureti midir, vücudu mudur? Ya şey, sureti ama sureti değil. Aslında vücudu harici o lezzetin kendisi melektir. Ha. Abi cüz-i irade. Şeyi ise, ervah habise, ervah mesela gübrenin kokusu melek değildir, ervah habisedir. Şimdi kuvveden istidada çıkıyor. Efendim abi. Abi irade melek mi oluyor o zaman? Cüz-i irade melek oluyor o zaman. İstidat kabiliyete dönmesi için bir irade gösterilmesi gerekmiyor. Yani iradeden ihtiyara dönerken kullandığın benzinden ortaya çıkan ısı, hareket, yani ben motora benzin koydum. O ısıya dönüşüyor veya harekete dönüşüyor. Sese dönüşüyor, teyip. Vesaire şeyler dönüyor. O benzinden hareketin kendisi, dönüşmesi melektir. Meleği ortadan kaldırırsan her şey donuk olur. Donukluktan çıkarıyor. Meleğin arkası ne? Melekutu ne? Yani esma, sıfat filan nedir? Tamamen sıfata dayanıyor. Melake. Tabii sıfata dayanıyor. Ama meleğin vücudu haricisi vardır. Mahluktur, vücudu esma zahirde. Aynı kanun bizde de cari. Yalnız fark şu, onların vücutları nuranidir, mahluktur, esirdendir. Cismanidir yani. Cismanidir. Tamam. Melek-i cismanidir diyor. Tamam. Sari ifade var. Var. Cismani melek. Cismani melek. Azamet heykelinin. Azamet heykelinin şeyin, Cebrail ve Kerim. Mesela Dihye suretine girmiş. Suretine girebiliyor. Yani şey diye, nurani olduklarında bizden daha düşük hayata sahipler. Çünkü biz hayatın, yani cismaniyetin en kesifi bizde. Hmm. Hani zahirde en kesif olunca en basit olması gerekmiyor mu? Daha camisi bizde. Tam tersine bizde nurani değil de kesif olduğu için, toprak olduğu için en cami. Melek nurani olduğu için bizden basit. Hmm. Mesela bir tanesi hemen fırladı dedi ki, melekler nurani olduğu için basit. Sırlar cismanidir dedi. Peki onlardan mı düşüyor? Hayır. Yanlış şu var. Vücudu melekten üstündür. Fakat hayat mertebesi çok düşük hayvanda. Evet. Çok düşük. Bu sefer mesela şey dedik. İyi bir ralici Hacı Murat'a oturuyor. İyi bir ralici Hacı Murat'a. Mesela ama usta şoför olmayan bir tane Rolls Royce'a binmiş adam. Yani önemli olan o farkı anlamak için söyledim. İyi bir ralici, tamam mı? İyi bir ralici, Hacı Murat'a ne yapabileceksin? Meleğin şeyi böyle. Ama çok kabiliyetli bir araba, çok, tamam mı? Çok kabiliyetli bir araba,
Ama acemiye verdi. Sır bu. Sır. Peygamberimiz hem iyi şoför hem iyi araba. İyi araba. Hem iyi şoför hem iyi araba. Zaman miraca çıkıyor. Miraca oluyor. Şimdi abi ilimden kudrete çıkıyor ya, o çıkma anındaki olan melek diyoruz ya abi, sanki ilimle kudret arasında tam vücudu harcaya çıktığı an. İlla burada melek de çıkmıyor abi. Adem'e mutlak yok abi. Orada aynı zamanda o şeytan Erva abisinin de çıkma şeyi. Çünkü bir şey vücuda çıkınca zıttıyla çıkıyor ki melek mertebelensin. Sıkıntının şeyde, lezzetin şeyi olduğu gibi sıkıntının şeyde. Orada, evet, zemini, o zemini kaldırsa neyi nerede ifade edeceksin? Devam edeyim. Madem bu kainat, kainatın saniyi, şu kainatla, kainatın saniyi, şu kainatla bütün hazaini rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve bütün envai ihsanatını tanıttırmak istediğini, üç tane şey söylüyor. Hazaini rahmetini tanıttırmak. Sonra bütün tecelliyat esmasını bildirmek, tanıttırmak, tanıttırmak, bildirmek, bütün envai ihsanatını tanıttırmak. İkisi de mi tanıttırmak oldu? Yani bakalım mı? Şey... Rahmetini bakar mısın aslına? Neresiymiş abi? 498. Bütün hazaini rahmetini tanıttırmak ve bütün envai ihsanatını tattırmak mı olacaktı? Tanıttırmak. Ne yazmışız? Tanıttırmak ise. Bak bakalım. Bütün hazane rahmetin müddeharatını tartacak ve mizana çekecek aletler diyor. Tartacak diyor. Evet. Bak bakalım. Hem ekser esma ilahi tecelliyatı hissedip bilmiyor. Bu mu? Devam et. Gayet tanımak canlı. Hem gayet mütenevvi bir nihayet derecede ayrı ayrı lezzetler hissedecek istidatla hissedelim. Madem şu kainatın saniye, kainatla bütün hazain rahmetini tanıttırmak. Tamam. Bütün tecelliyat esmasını bildirmek ve bütün envai ihsanatını tattırmak. Tattırmak olacak değil mi? Tattırmak istediğini. Evet. Bak, evet. Çünkü nasıl olmadı, yani, uymadı. Nasıl uymadı? Tattırmak. Tanıttırmak, bildirmek, tattırmak. Nasıl uymadı? Tamam. Kabul etmedi. Alan verdi ya. Alan verdi. Kabul etmiyor. Gel değiştir şimdi. Olmaz. Burada bir şey var yani. Çünkü mesela üslubuna uymuyor Risale-i Nur. Farkı bu. Ne? Matematiği bu. İstediğini kainatın gidişatından, yani böyle kainatın gidişatı, insanın camiyetinden katı anlaşılıyor. Bu. Devam ediyor. Elbette şu seyri kainatın bir havz-ı ekberi. Bu elbette şu seyri kainatın bir havz-ı ekberi. Bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşeri azamı ve şu mezra-i dünyanın bir mahzen ebedisi olan dar-ı saadet şu kainatta bir derece benzeyecektir. Oraya da buradan yazsın. Yani bak dar-ı saadet, niye bunu koyduk? Dar-ı saadette şu kainatta bir, bu kainata bir derece benzeyecektir. Cismaniyeti kullanmak noktasından benzeyecek. Yani. Benziyor evet. O da cismani, bu da cismani diyor. Yani mesela suyu kaldırdığın zaman buz ortadan yok olduğu gibi, yani suretle hakikat mahkûsen mütenasip olmakla beraber ama birbirinde gayrimüfettir. Ayrılamazlar. Mümkün değil. Mesela dünyadan ahireti kaldır. Dünyada dünya yoktur. Dünyayı kaldırın, ahiret de yoktur. Birbiri sonluyor. Bir de bir derece diyor abi. Şey demiyor ki. Tamamen de yani. Bir derece. Tabii işte. Hani şey diyor ya, bazı cennette evet. Kerimetler, aşinalık cihetiyle insan dünyadakine benzeyecek fakat mahiyeti farklı olacak cennetten. Ama işte bir derece benzeyecek. O da cennette alem şehadet arasında paldır küldür bir anda geçiş yoktur. Onda da bir berzah var. Ne koymuş araya? Alem berzah koymuş. Haşir meydanı koymuş. Haşir meydanı geçitten sırat köprüsünü koymuş. O sırat köprüsü de bir yöntemdir.
O da iticidir. Eğitmendir o da. Sırat köprüsünü geldikten sonra cennetin gene bir makamı Darüsselam. Oradan alınca o da dünyaya benziyor. Ondan sonrası hiç benzemiyor abi, yedi tanesi. Ne görmüş, ne de kulak. Ama ilk muhatap olunan Darüsselam dünyaya benziyor. Şimdi hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Yani cismani, bak, dar saadet şu kainata benzeyecektir, tamam mı? Ama hem aynı zamanda dar saadet hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Yani biz şöyle bir şey var bizde, tabii eski mektepten kalma. Yani atom sanki kopuk, atılmış, en köhne, en katı, yani en böyle laf dinlemez. Yani çöplük yani. Oysa şu alem-i şehadet, atom, atom üstü, atom altından daha harika. Çünkü her şey olabilen bir şey olmuş. Yani şunu demek istiyorum. Atomla öteki alemler arada kopuk zannediliyor. Onun için oralar çok yüksek zannediliyor. Nurani olduğu için. Nuranilik buna göre düşüktür. Şu kesif ama öteleri hep içine almış. Buz suyu almamış mı? Almış. Almış. Bu suyu almış. H2O'yu almamış mı içine? Almış. Enerji almamış mı? Almış. Esiri de almış. Esma'yı da almış, sıfatı da almış. Yani evet burada buz gözüküyor ama kör olası cehalet buzu buz olarak müstakil gördüğü için öteki süreçleri görmediğinden çok basit zannediyor. Ondan dolayı cenneti cennette istiyor. Aslında burada var cennet. Çünkü cennetin sureti burada var. Ustad diyor ki 28. lemada o cennetin alemi gaybın, alemlerin alemi şahadette daireleri var, müstemlekeleri var diyor. Geylani mesela muzu koparttığı zaman, meyve koyparttığı talebelerini verdiği zaman o bizim o hakiki olan cennet değil ki, o cennetin daireleri ve müstemlekeleri olan şuralarda şubeleri var. Kayıtlı olduğu için herhalde basit geliyor bize. Hani burada bir zaman mekan kaydı ve daha çok kayıtlar. Yani Nurhan'la diğer o şeyler kayıtlılığı yok ya. Kayıtlılıktan sanki basitmiş gibi biz anlıyoruz. Çok acayip yani. Neyse. Sebebi ne biliyor musun bunlar hep böyle? Veynimizde yaşadığımızdan. Zan mı? Zan. Her şey oraya çıkıyor. Yani zanı o Kur'an'da öyle diyor ya, çok ilginçtir. Onlar zanların yaşıyorlar diyor. Onlar zan, balon oluşturmuş, tamam mı? Şu anda zan olduğuna, ben zanda olduğumu nasıl anlarım diye sordum kendime. Mesela adama diyorum ki, Mehmet abiye inerken dağda dedim. Dedim ki, şu gördüğün ova, senin gördüğün gibi değil, benim de gördüğüm gibi değil. Ama aslında hiç benzemiyor. Senin gördüğün. Lan bu nasıl benzemiyor? İşte bu. Ha, bunu nasıl benzemiyor? Tuhafımıza gitmemizin derecesi zanda olduğumuzu gösteriyor. İnsan zanından çıkmak istemez. Üstad hani dem aşağıdayken ben meyvesini aldım, postasısın olsun anlamında. Evet. Onun bakışı, diğer bakış. Yani bu buradaki görüş, bakışlardaki maneviyat zannediyoruz, tamam mı? O da değil. O da değil. Nedir o? Neyse, geçelim şunu. Hatta benzerliği yapmıyor. Şimdi çevirsene kardeşim, arkasına koy. Arkasına koy. Bu peki... Arkasına taşı taşı taşı. Yavaş. Kapartma. Çek. Efendim abi. Dedi ya, benzeyecek dedi burada cüsü. Yani bütün lezzetlerin menba bu cüsünün olduğu oluyor ya bu. Onun bu cüsü mü olacak? Yani ben hep böyle dediğim, kendimi yırtmak derecesine getirdiğim şey şudur. Bu alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerinde tenteneli perdedir. Böyle kesif olması en cami oluşundandır. Basit oluşundan değildir. Cennet, dünyanın hakikat itibariyle, cennet hakikat itibariyle büyüktür.
Ama dünya mahiyet itibariyle üstündür. Burada, her şeyin kanuniyeti burada. Hatta Adem Aleyhisselam cenneti tanımlamayı burada becerdi. Devam edeyim. Peki bu gelişine bir şey yapmamız lazım değil mi abi? Çünkü şeyi cismaniyete bina etti. Lezzetlerin hissedecek istatlar cismaniyette. Aşağıda da okuduğumuz şeyde Hazain Rahmet'i tanıttırıyor. Bütün tecelliyat esmayı bildiriyor. Envai ihsanatını tattırıyor. Bunları bir de Havz-ı Ekber'de topluyor. Aslında bir sistemin çalışmasını anlatır gibi. Yani sistem. Bütün her şey cismaniyet üzerinde kuruldu. Ondan mahsulat alındı. Oradan şeye, Havz-ı Ekber'e. Yani bak burada yaptığı şey var. Hazani Rahmet burada tattırılıyor. Şey tanıttırılıyor. Tanıttırmak. Hazani Rahmet. Olmuyor işte cennette. Bu yok. Var, şöyle var. Burasız yok. Var, var olduğunu anlamazsın. Onu kastediyorum. Cennette bu vardı. Ama Adem Aleyhisselam anlamadı. İyi ki oradan geldi. Yoksa nasıl konuşacaktı? Ya bunlar aslında her şey orada bitmiş o. Hayır. Oradan gelerek bize haber getirdi. İyi ki birisi geldi oradan. Bak orasında bunlar azami derecede var ama orada olduğun için vahidi kıyasi sistemi aktif olmadığından bilmiyoruz. Burası ne yapıyor? Hazain-i Rahmetini tattırıyor. Tecelliyat esmayı bildiriyor. Esma olduğunu bilmiyor. Ondan sonra bütün evva ihsanatını tattırıyor. Sistem böyle çalışıyor. Burada bunu yapıyor. Bu yapınca bu otomatik olarak cismaniyetin en can alıcı nokta bu üç tane sıfat. Bunu yapıyor. Rahmet hazinelerini, esmanın tecelliyatını, ihsanatını burada fark ediliyor. Hangi seviyede? Cennette hakikattı. Orada kalacaktık. Mahiyetine geçemeyecektik. Eşyanın mahiyetine geçilemeyecekti. Yani bir şey olsun cennet, peki cennet buradan bilindi. Bilindiyse bilinmezse ne olur? Yani o değil, o da basit olur hikaye. Yani biz bu denge geldik, vahid-i kıyas olsun cenneti anlamak için. Ölüyoruz diri olmak için, gidiyoruz gel. Mesela ya cenneti bu yok anlamak, hayır. O gene basit olur. Kendimizi anlayamayacaktık. Kendini tanıyamayacaktın. Yani cennet hakikati anlatır. Mahiyeti anlatmıyor. Oysa insanın yapı sisteminde bu insanın hakikati, mahiyeti, cevheri. Cevher de arkada bilinmesi lazım. Bu cennet bu işlemi yapamaz. Zaten kainatın gayreti insanları cennete koymak değil ki. Yok. Cenab-ı Hakk'ın şeyini, gizli hazineydi, keşfolması, onu bilmek yani. Yani insan bu dünyaya dediğin gibi cennete gitmek için değil ki. Cennete gitmek için niye geldi ki? Zaten oradaydık. Ustad diyor ki, Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı tavsiftir diyor. Vazife verilmiş. Ne demek vazife verilmiş? Yani o vazife orada yap, orada olmuyor işte. Yani cenneti anlamak için buraya gelmemişiz. Çok basit olur ya. Çok basit ve sıradan bir netice olur. Cenneti anlamak için burada ne işimiz var yani? Bak cennetten ihracı kovulması demiyor. Çıkarılması memurdur. Bir misal vermiştim. Adam Sinop'a vali gidiyor. Adam Sinop'a Ağır Ceza Mahkemesi'ne hapiste yatmaya gidiyor. İkisi de Sinop'a gittim diyor. İkisi de Sinop'a tabii. Yani dünya cenneti tanımlamaya, anlamlandırmak için değil o. Bir vazifesi var. Ne var o? Bir, insanın kemalatı var. Şeytanın vücudunda ne var diyor? Makasid-i hayri külliye. Bak üç tane şeytanın vücudunda. Biz hep şeytanı atıyoruz köşeye, tamam mı? Ama şeytan bizi neyi attı? Makasid-i hayri külliye. Bir de kemalat insaniye vardır. Şeytan, peki orada bir derece şeytan yok. Orada da aktif olacaktı.
bazı hakikatler vardı. Şeytan ilk o paldır küldür diye adama sırf bu hurmayı, şu bu meyveyi ye dememiş ki. Daha önce de bir ilişkisi var. Sen kimsin, nereden geldin demedi ki. Demek ki bir serüvenleri var yani. Tanışıyorlar. Tabii tanışıyorlar. O cennetten çıktıktan sonra mı eklendi şeytana Hasan abi, o özellikler? Yok, sisteminde var. Hayır, sisteminde var şeytanın. Yani şeytanın zatında yok. Yani vücudunda, varlığında, eyleminde bizi şer atar. Onun varlığı bizim makasidi külliye-i hayriye veya makasidi hayriye-i külliye. Şeytanın vücudunda ne var? Bir yerde desen şaşırırlar ya. Şeytanın vücudunda makasidi hayri külliye artı kemalat-ı insaniye var. Yani latife-i insani inkişaf etmeyecekti. Onun varlığı bize hizmet hükmüne geçiyor o zaman. Bak, latife-i lügata bunu koyabilirsin. Evet. Latife-i insaniyenin içinde bir makasidi hayri külliye artı kemalat-ı insaniye cemül cemidir. Mahiyeti tanımayacak. Yok ki. Yani. Ya ben bir daha üç defa olsun. Cennetten biz buraya geldik. Cenneti anlamlandırmak için değil. Zaten oraya geldik. Onu Allah yapardı zaten. Hani diyor ki yani imtihan için geldik şöyle. Allah'ım göreyim ne yapacaksınız. Göreyim siz ne yapacaksınız. Sizin için gelmiş. İnsan bakayım cennet mi cehennem mi? Hayır. O ifade ederken insanın bu hakikatını canlandırmak için konulan ve vaat edilen mükafat ve ceza. Peki oğlum bak bunu yaparsan kalem alacağım sana. Sınıfı geçersen bisiklet alacağım sana. Bisiklet netice değildir ki. Bak seni ben cennete koyacağım. Netice cennet değil ondan. Ben seni bak bisiklet alacağım oğlum. Kur'an'a çıkarsan. Netice Kur'an'a çıkmaktır. Vesile, zemin, yürüme, benzini, bisiklet almak. Okulda da... Şimdi ben seni cennete koyacağım. Neye koyuyorsun? Tamam da niye koyacaksın? Ne yaptıktan? Eğer kendini inşa edersen, o zaman cennet nerede kaldı? Yine zaten. Anladık mı burayı? Cennette işimiz yok bizim bu noktada. Cennette bizim işimiz yok bu noktada. Bu cennet bizim gaye hayal olamaz. Zaten... Bana diyor, bütün diyor, bunun farklı gösteriyor. Mesela sakın diyor hizmet imaniye Kur'aniyeni, şahsi kemalatına ve terakkiyatına, azaptan ve cehennemden kurtulmana vasıta yapma. Oysa meşru bir hak, meşru diyor. Ama bana bütün bunlar terk ettiriliyordu. Bana yalnız ve yalnız rıza ile gösteriliyordu. Zaten o senin vücudunun bir parçası. Tabii yani o zaman ne kadar yani bu konuşmadan bu dersten sonra cennet çok basit oluyor. Ben böbrek olmak istiyorum diyorsun. Bütün vücut zaten senin vücudun. Zaten evet. Yani şeceri hilkat zaten senden yapılmış. Cennet onun bir cüzü. Ya cennete gitmek için gelmedik ki. Mesela imtihan olmak için nasıl anlatacağım başka? İmtihan olmak için ama imtihanın içerisinin, lafzın içerisi öyle değil. İnsan kendisini inşa etmesi için gelmiş. Halka nasıl anlatacaksın? Okulda da öyle değil mi? Normalde şimdi okula başlıyor. İlkokul ta lise işte üniversiteye. Esas şey o ilkokulda okumayı yazmayı da bilmiyor. Lisede mezun olduğunda terakki etti. Ama bunlar imtihanlarla yapılıyor. Esas bu okuma süreci imtihan için değil. Yok, okullar imtihan için değil ki. Netice için adam önüne gelen bir tabelayı, trafik tabelasını veya iki kişi konuşurken veya iletişim kurarken kağıda yazı dökmek için bunlar ya. Şu anda biz okuma yazma okulda öğrendik. Şu anda o imtihan bana şu soruldu da bu soruldu da okuyabiliyorum bak. Tanıttırmak istedim. Bunu işte öğretmen. Böyle kullanmıyoruz. Şu anda netice bak bisikleti kullanmıyoruz. Oğlum Kur'an'a çıkarsan kızım bisiklet alacağım. Bisiklet netice değildir. Kur'an'a çıkmak. Allah da diyor ki bak bir daha. Baba çocuk kıza diyor ki oğlum kızım Kur'an'a çıkarsan bisiklet alacağım. Ey kulum diyor Allah. Kendini inşa edersen seni cennetine koyacağım. Ben bisiklet için varım dediğin zaman çıkarışıyor. Şimdi ben bisiklet için deyince çok basit oldu. Şimdi Yunus anlaşıldı abi. İsteyene ver onları derken çok normal o nokta abi. Orasıydı. Evet. İsteyene ver onu derken çok tuhaf yani. Ben seni cennetine koyacağım. Niye koyacaksın? Bunu
bunu yapınca. Niye çocuk gibi bize çocukluk var işte. Nasıl kış abicim? Kendini inşa etmek cenneti koyduruyor. Bana seni gerekse ne diyor? Koyan oraya diyor. O da fark etmiş. Bana diyor bütün bütün, onun için bir nur talebesinin cennet gibi bir davası, cennet gibi bir gayesi, bir hedefi olamaz. Ehli takip nurudan bahsediyor. Ne diyorsun sen ya Şahin? Tövbe estağfurullah. Haşa. Biz insanın hakikati, bazılar diyor ki cenneti küçük yapıyorsun, Allah çok büyüktür. İnsan cennetten büyüktür, onu anlatmak istiyorum. Çünkü insanı cennet istiyap edemez. Doyuramaz. Vallahi doyuramaz. Ben mesela rüyetullah yok. Ne yapacağım ben o cennette? Doymadığı için belki hep şeye gidiyorlar, rüyetullah'a gidecekler. Hep böyle. Mesela ey aşık, ey sen hakikaten. Mesela ey şu 25'in sözü var. Ey şu, ey bu. Seni cennetten kurtaracak tamam. Bir tanesi diyor ki ben cennete gideyim. Bir tanesi diyor cennete diyor. Ey sen aşık rüyeti göreceksin. İnsanın yapısı bak. Ey kolum. Bak bunu yaparsan, öğrenirsen, seni cennetine koyacağım yani. Yürütmek için yapmış. Neticeye geldiği zaman, büyüdüğü zaman çocuk diyecek ki, baba şu bisikleti vaat ettin ama ben onlar kandırdım ama Kur'an çıkarttı. Evet. Allah senden razı olsun. İyi ki demişsin. Hocam. İyi ki demişsin. Çünkü o zamanki kafa o kadar basardı. Oğlum Kur'an açık, Rıza İlahi'dir, Kur'an okuyacaksın. Ne anlar basmaz. Tamam. Çocuk bisiklet anladı ya. Lisan, bisiklet. Onun lisanıyla yürüteceksin. İnsanın zafiyetiyle yürütüyor Allah. Cismaniyetini gösteriyor hakikatine geçmek için. Cismaniyetini? Cismaniyetini şey yapıyor, tamam mı? Gösteriyor cismaniyeti hayatını. Onu aktif et diyor, canlı tutuyor. Hakikatını oradan inşa edeceksin. Şu dersler olmazsa mesela. Şimdi cennet gaye olur. Cennet gaye değil ki. Şimdi bu dersi dinledikten sonra cennet, cehennem gaye olmaktan çıkmışsa nükel mekir, kabir meselesi nerede kaldı ki? Şu hanikler zaten orayı burada yaşıyorsun. Orayı burada yaşaman adıdır zaten bu. Mesela sizin ruhunuza soruyorum. Şu anda cennete razı midir? Cennete razıyım. Tamam daha başka bir şey istemem. Diyebilir misin? Yalan söylüyorsun o zaman. Razı değiliz ki araştırıyoruz. Tabii. O vaat edilen bisiklettir. Ha. Tamam ama gaye o değil. Derste bir ara hakikati anlatırken hadi abi diyoruz mahiyete çık. Çık 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 yukarıya. Niye mi aşağı? Çık yukarıya. Şeytanın da cismaniyeti var değil mi abi? Cismaniyeti var. Demek ki onda da tam buraya gönderildi ki o şeyi. Cennetten aşağı her şeyin cismaniyeti var. Noktayı kemaline ulaşsın sonra cennetteki tabakasına gitsin. Şeytanın noktayı kemali yok. Onun vücudunda kullanacağımız gübreler var bizim. Toprakta ağaç olacağız ama gübre de lazım da kardeşim. Olmaz olmaz. Gübre, şeytan gübredir yani. Şeytanın vücudundaki ben varım ben. Şeytan müdir esması değil mi? Ben müdir esmasından almayayım. Tuz hastasıyım. Ya tuz hastasın ama yemek de tuzsuz olmaz da kardeşim biraz olacak. Yani şeytanı devredeyim hiçbir şey almayacağım ben ondan. Lanet olsun da benden hep uzak olsun olmaz. Uzak mı? Müdir esması eksik oldu sende. Gene eksik kaldı. Çünkü şeytan müdir esmasından yaratılmış. Şeytansız olmaz olsa esma nakısı olur. Vücudundan derken varlığından değil mi? Varlığı yani. Yoksa hani kemalatta hiçbir şey yokken vücudundan. Kendi vücudunda derken varlığı ama manyeti. Kim dedi? Hakikati müdir esmasıdır. Müdir esmasıdır. Manyet ise celal sıfatıdır. İnsana katkısı yok mu? Mesela hamuru yaptınız, pişmesi gerekmiyor mu? Hamuru yaptınız, yoğurdunuz. Ateş lazım. Ateş lazım. Şeytan işte o hamuru pişiriyor. Senin kabiliyetini istidada döndürüyor. Müzil esmen mazhar mıdır abi? He? En azam bir derecede mazhar odur. Yani şeytanı esmayı çıkarsan şeytan kalır mı? Her şey esma değil midir? Esma'nın cilve cemal nakış sanatı değil mi? Burada melek şeytandır. Arkada melek şeytan yok ki. Arkada meleğin yapısı nur, şeytanın yapısı mudil esmasıdır. Arkada şeytan yok ki. Filmdeki gibi. Burada bilgisayarda kötü film, iyi film. Arkada 1 1 0 0 1 1 1 1.
kemalat olmaz şeytan olmazsa. Böyle bir, olmaz. İnsan bunu yapabilir mi? Bir herhangi mümkün mü böyle? Yapamaz, şeytansız yapamaz. Ha şeytan, şey melek. Şeytanın sanat olmadığı için onlar makamlar sabittir. Makamlarına kemalat denmez ki. Yapısı budur yani, standart. Durdu. Hayır, mümkün mü insanı uzak tutması? Şeytandan mı? Evet. Mümkün değil ya. Şu demek istiyorsun. Şeytan benden uzaklaşması demek, mudil esması bana tecelli etmesin demektir. Kimse yapamaz. Nasıl olacak onu? Hem gündüz ortası olacak, güneş bana vurmasın. Adem Aleyhisselam dedi, gel sen bir aşağı, ben seni bir tanıyayım. Benim işim var, basacağım sana, gel. Yok tabii. Yani basamak... Şeyde diyor ki, Arda abi, cennette hakikat seviyesindeydi. Mahiyetini bilmiyordu. Adem bile Adem. Kim? Adem Aleyhisselam. Aynen! Cennette hakikatini biliyordu. Mahiyetini bilmiyordu ki. Bilmesi için de surete, yani aşağıya inmesi gerekiyordu. Biz inelim aşağıya, ben mahiyetini anlayıp çıkayım yukarı zıplayayım. Aynen! Aynen! Basmaya yarıyor yani. Cennette bak. Basmaya çıktı. Bak şimdi. Resilin. Zanlarına bastı çıktı. Bak şimdi. Ben çektim ama. Bak. Abi keşke çekseydiniz. Yetişemedi ya. Daha yazacaksınız ya. Yok bak şimdi. Çektim, toparttı çektim. Yani. Çektim. Kayıt zamanı etmiş. Evet tamam. Bak şimdi. Adem Aleyhisselam. O zaman Adem Aleyhisselam zandaydı cennette. Tabii ki zandaydı. Zan, cismaniyet nerede varsa zan var. Zanı kaldırırsanız... Zanı kaldırmak için dünyaya geldi. Dimağı sıfatla beslemeye başladı. Şimdi bak, tabunu yapayım bak. Dimağı hakikatle... Cennet ne yapıyor bu cennette? Adem. Bak. Dimağı... Esma ile besleniyor. Esma ile besleniyor. Sonra ona şey yapınca hakikat şey mahiyetiyle, sıfat ve Adem'le bir şeylerle besleniyor. Sana bak. Sonunda E görünmüyor. Aslında o cennetteki ne? Suretin D'ydi. Yok cennette değil. Cennet. Dünyada cennet T. Cennet hakikatindeydi. Dünyada suretinde şey yaptı. Sonra... Hakikatine gitmek için şey yapmadı herhalde abi tekrar. Cem edip... mahiyetini tanıdı, mahiyetine ulaştı. Yukarı çıktı. Bu ademsiz olmaz işte abi. Yani o zaman cennette hakikat mertebesindeyken dünyada mahiyetini... Fark etti. Çünkü niye? Allah Allah buraya geldi. Ya çok biraz ne oldu şöyle düşünün ya. Ya ben cennetten çıkıyorum. Tekrar. Dünyada uğraşıyorum. Tekrar cennette. Ya böyle bir Allah hikmetsiz iş yapar mı ya? Ya böyle bir şey olur mu ya? Ben bile yapmam ya. Üniversiteyi okuttum. Tamam, ortaokul, lise, üniversite. Ondan sonra üniversiteden çıkarken beynini sıfırladım. Hadi yavrum bir ABC'yi yeniden öğren. Yani cennette gir. Efendim vahidi kıyas olması için. Ya o bir acizliğimizdir. O ifade edemiyoruz. İzah edemediğimiz an şöyle diyoruz. Cennetteki makamlar, hakikatleri, meyveleri, kıyaslar, bir şey. Ya bunu bizim acizliğimiz. Oysa insan cennette hakikatindeydi. Dünyada suretine dönüştü. Ama hakikatini bırakmış değil. Ben ilkokulu okudum. Üniversite okurken 7x3 bunu nerede öğrendim ben? İlkokulda. Ben bunu kullanmıyor muyum? Ha, cennetten dünyaya geldim ama cennette aletler duruyor Adem'de. O silinmedi ki. Cennetteki psikolojisi, cennetteki anlayışı, cennetteki hakikati, cennetteki bilgileri hep duruyor. Adem cahil gelmedi ki, cahil. Maalim Adem'e Esma-i Külliya. O zaman şu taraf, sol taraf zandı, sağ taraf ilim mi oldu mahiyeti? Hangisi abi? Yani şimdi hakikatinde, suretinde olma hali zan seviyesi miydi? Sureti bu, burada zanlar var. Hı-hı. Zanlar var. Zanlar olmasa olmaz. Peki, bizde mesela şimdi Adem Aleyhisselam böyle, cennette bu hakikatini biliyor çünkü Lehül Esma talim edildi. Talim edildi. Adem Aleyhisselam ama değil. Ama hala zanı var. Çünkü o zannetmeseydi... Zan olmasaydı,
o hatayı yapmayacaktı. Zan. Çünkü insan zanındadır diyor Kur'an'da. O zaman yani ben bize geleceğim şimdi. Bir onu söyleyeyim de ondan sonra o zanı koyalım. Biz mesela şu an cennette hakikatini biliyordu. Hazreti Adem Aleyhisselam suretlileri bilmiyordu. Buraya geldi ve buna bastı, mahiyete çıktı. Biz şimdi biraz daha farklıyız. Biz direkt suretle muhatabız. Hakikati da bilmiyoruz. Mahiyeti zaten bilmiyoruz. Şu an biz suretten ilk önce bir hakikata, hakikattan da mahiyete geçmemiz lazım. Ama bizim işimiz daha kolay. Daha mı kolay? Çok kolay. Niye biliyor musun? Şöyle derdi hafız bana. Onlar şey yapacağım. Biz okuduk ya, ezberledik. Yasin'i. Yani okuduk, ezberledik. Ama usta dedi ki, keşke ezberlemeseydim de benim de ezberleseydi. Çünkü ezber bilenin ağzını düzeltmek, bir ağzını düzeltmek, o yanlışı ortadan kaldırıp yeniyi koymak sıfır ezberlemekten zordur. Yani eski binayı tamir etmektense yeni yık ve yeniden. Nereyi tamir etse öteki taraftan patlıyor. Şimdi Adem Aleyhisselam işi zordu. Sureti geldi, hakikat bu suret mi? Dünya mı ahiret? Allah falan. İkilem yaşıyor. Çok zor bu. Bizimki yeni bina. Tamam, mesela şöyle diyeyim. Ben ders yapıyorum yukarıda. Dershanede. Şimdi batın var. Cemaat bu sahip değil. Ya dayanamıyorsun, patlıyor. Ya bu olmuyor işte. Çok iyi biliyorsun. Bu sefer kafa, onu söylesem her şeyi çözecek. Ama müsait değil. Bu sefer onsuz burada çözüm bulmaya çalışıyorum. Kıvranıyorsunuz. Kıvranıp duruyorum yani. Yani enfusu fark edenin suretli ders yapması zordur. Ama suretli olanın çözümleri kolaydır. Kendisi bulur. Çünkü enfusta olan suretlerle meşgul olmamış ya. Artık onunla meşgul olunca misali yok. Orada konuşunca da ağır oluyor. O zaman zanna o zaman. Bak şimdi, dünyada şöyle diyeyim, bak şimdi şaşıracaksın, bak şimdi şaşıracaksın, bak. Bak, ona da gelelim. Şurada. Bak, şurada sevgili kardeş. Gördün mü Osman? Görmedim. Adem'indeydi. Zannında ya, daha güzel oldu. Sonra neye geçti? Yani mahiyete karşılık olan şey ne oldu? İlim mi? İlim. Bak şimdi. Hiçlik mi yoksa? İlim, şüphe yok. Şüphe nasıl var. Bir sıra olur? Peki şöyle diyeyim. Ama şunu yazayım ondan sonra. Zan nedir? Bir ay çalıştıktan sonraki şey. Biz dolaştık, buraya getiriyoruz abi. İçinde şüpheyi barındıran bilgidir. Evet. İlim değildir. Şüphe giderse zan ilim olur. İlim üçüncüsü ilim değildir. Tamam. Şimdi içinde şüpheyi barındırıyor. Ya sen, ben çok kötü bir şey biliyordum, tamam mı? Hakikaten Allah, hakikaten Allah'tır ya. İnsanda zanı kaldırın, insanın fikriyatı, hissiyatı donuktur. Donar. Çünkü sınırlarda zan yoktur. Çocukta zan yoktur. Delide de zan yoktur. Varsa da cüz'idir. Kuvve şeklinde. Yani ufak oynattırıyor. İnsanı donukluktan çıkartan, fikriyatına ve hissiyatına kanatlar açan, zenginlik katan, farklı düşünmesine vesile olan, farklı şeyleri hissetmesine sebebi olan zannıdır. Acayip bir nimet ama zandadırlar diyor. Aynı zamanda da o balondur. Girince balona bu zannetti, bu gördüğün süre, şu gördüğün burasıdır zanneder. Diyorum ki bak burası değil, ben de öyle görüyorum. Ama bu gördüğümüz gibi değil.
içinde şöyle diyor. Ha, o suratın böyle yaptığını zanda olduğuna delildir. Hakikaten öyle mi? Pera heyecanlansaydı zanını aralayacaktı. Peki ne yapacağız o zanı? Ad, fark, noksan, kusurunu ne kadar derute edersen o kadar zanlarından çıkarsın. Abi şeyi şuna bağlayabilir miyiz? Hani dediniz ya şu gördüğünüz durumumuz yani böyle değildir dediğinizdeki şeyden. Mesela insan şu an peşin bunu görüyor ya, peşine müptela olanın ihtiyarını sarf ediyor, peşine razı oluyor. İradesi güçlü olması, iradesini sarf edemediği için o zannından vazgeçip diğer basamağı terakki etmeye kendine engel oluyor mesela. Yani şunu kastediyor bu dünyada, insan şundadır Osman, bu gördüğümüz bu değildir. Nedir peki? İnsan ya şundadır. Bak, ne görüyorsun şimdi? Tamam. Şu nedir? Şudur. Ya cilvesindedir, ya cemalindedir, ya nakşındadır, ya sanatındadır. İnsan. Şimdi gördüğümüz nedir? Dağdan iniyorsun. Ya bu burası değil. Nedir kardeşim? Bu işte şey. Suret. Suret. Ha bunlar suret. Suretler. Ya cilvedesin sen Esma'nın, ya cemalindesin Esma'nın, ya sanatındasın ya nakşindasın. İkisini cem edip cem etsen bu sefer zanlar kalkıyor. Buna mesela karşısına ne yazacağız abi? Mesela iradedir, zihindir. Esma ya. Yok. Ha karşılıklarını, onu şey yapamadım, yapmadım. Ha. Düşünmedim yani. Ya dimadır, vicdandır, kalptir, ruhtur. Öyle. Yani cilve, cemal veya ulan ikisini cem eden de oluyor. İkisini cem edebilir, üçünü cem edebilir. Bazı insanlar terakki eder bu derste. Cilveden cemale, cemalden nakşa, nakşa sana. Her adam nakşındadır. Bir kez sanat en aşağıda şey, evet. Nakşındadır, sanatındadır, cilvesidir, cemalidir. Abi şeyde sıralama bir ben biraz bakmıştım. Cemal, hep, cilve, nakış, sanat şeklinde. Nasıldı onu yapalım. Cemal üstte oluyor. Ben bir bakayım. Ben ezberleme kafamda böyle kaldığı için. O cilve, cemal diye bir sıralama. Sen söyle bakayım o şeyi. Cemal, cilve. Cemal. Cilve. Cilve. Nakış sanat. Sıralama böyle abi. Doğru. Tamam. O zaman cemalini ancak akılla anlar, vicdanla anlar, kalple ve ruhla. Ondan sonra hakikat oluyor. Hakikat oluyor. Yani bunsuz olamaz zaten. Şu, şunu kastediyor. Dua diyorlar ya, cemalini göster diye. Değil mi? Oraya terakki etmek niyeti duanın. Sanatı görüyor. Burası tersi mi abi ya? Nasıl yaptık? Sanat en dıştaki, yani en zahirde görünen sanat. Tabii sanat. Nakış içeriye cemal. Tabii ya bu mesela tersi. Alttan üstte de oluyor. Alttan üstte yapacağız. Ha, öyle olmuş. Ters oldu. Sanat sanatın adı mı anlar? Tabii. En zahirdeki sanat. Niye böyle? Şeyden, tersten şey yapıyorum. Önemli olan ben ezberlemişim o şey var ya, ha. Onu yapınca bu da böyle geliyor. Geliyor ha. Bak şimdi. Dima. O zaman şeyime bakmayayım. Nakış,
ancak şeyle anlar, vicdanıyla anlar. Tersi olacak. Dursun mu? Ters. Yok, 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 tahta sallanıyor. İleri tekleyecektin abi. Arkasına süngeri koyup çözüyorum. Tamam. Anlar eşit değil. Tamam. Tamam. Yok. Allah, şunu arkasına koy. Yukarıya doğru. Sırmaz o ya. Arkasına sığar. Yukarı doğru koyarsan desteğine var. Tamam. Çok. Çok çok gitme. Çok gitme. Şey. Hakikatine var. Peki bunu zanna bağlamak lazım diyeceğiz ama. Araları da zan bunların hepsi. Bunların aralarında da var. Yani azim. Bu şeye kadar bitmez. Bak şimdi. Az önce demenize göre hakikatine ulaşsa da bile zanda mahiyetine geçmedi sürece. Öyle tabii mi? Tabii bitmiyor ki. Hep mesela bak zanı bir tane seni misal vereyim. Peygamberimizin hadisiyle. Lubur lubda geçiyor Muhyiddin Arabi'nin içinde. Diyor ki bak. Bak. Zan nasıl bitmiyor? Allah. Cennette kuluna merhametine rahmiyetine yakışır tarzda tecelli ediyor. Rahim geri getiriyor. Ondan sonra dedi ki Rabbiniz, ben sizin Rabbinizim. Allah'ım demiyor. Senden Rabbimize sığınırız diyor. Allah'ımıza sığınırız demiyor. Kabul etmiyorlar. Cennet deli kabul etmiyor. Sonra bir Cenab-ı Hak rahmaniyetine iniyor. Rahmiyetinden rahmaniyetine iniyor. Gene. Ben sizin Rabbinizim diyor. Allah'ınızım demiyor. Rabbinizim diyor. Gene senden Rabbimize sığınırız diyor. Sonra diyor ki sizin alimleriniz, ders aldınız. Sizin aleminizde oturdu. Rabbiniz nasıl bir şeydi? O zaman onlar kendi anlayışlarındaki Rableri anlayışı geliyor. Allah öyle tecelli ediyor. Ve o zaman Rabbimiz sensin diyorlar. Peki nedir bu ara? Hep zanları vardı. O zanları olmasaydı orada... O bir zan etmişlerdi, zan. Rableri hakkında zanda. O zaman o, hiçbir zaman zan ilim olmuyor aslında hakiki veya tam. Hep zan olacak o zaman, zan bitmez yani. Yani mesela bir mertebeden bir mertebeye, bir mertebeden bir neye sonsuz değil mi? Evet. Yani en dipte tabii, şu var, en dipte şu var. Bir üstü ilim olur, bir altı zan olur ama şimdi, bu bitmez. İlerleyecek. Adem. Sonsuz nasıl olacak? Tamam, doğru. Zan. Bir ilerisi bir gerisi hep aynı şey olacak. Evet. Yani bir çıkıyorsun bir üstü. Adem nedir? Vücudun tersi. Zan, anlayışların tersleri. Fark anladık mı? Evet. Niye onu söylediniz burada? Bak. Bir daha. Yani. Şimdi şunu kaldırıyorum bak. Hangi zan abi? Hüsnü zan var, suyu zan var, bir de zan var. Zan mastar yani yapı. Şimdi şöyle, bak, Adem niçin var? Yani Adem neyin zıttıdır? Vücut, vücudun. Vücudun. Zan neyin zıttıdır? Olmayan şey düşünüyorum. Neydi? Ha? İlmin zıttı. İlmin zıttı. İleride kesin olmadı, şüphelen olmadı. Bu zıttıdır. Yakin filan değil mi böyle? Yakin de yoksa bir yakin yani. Yani ne zaman kalkar? İlmi, şüphe, muhiti, ezeli olunca ki mümkün değil. Yani Allah'ın zannı yoktur. Allah'ın zanı yoktur. Cima vahiyle bağlı. Değilse vardır. Mümkün hep zan vardır. Var. Ama kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Çünkü zan
Hard disk ya. Kardeşim çok sevdi sevdi. Hard disk ne yazdım? Hüsnü zan sui zan. Ya bir üstad zansız iman diyor. Nasıl oluyor peki o zaman? Abi şey şüphesiz ve vesvesesiz iman. Şüphesiz hocam. Zansız demeyin. Hasan abi. Yani şüphesiz. Şimdi Hüsnü, o zaman Hüsnü'den yukarıya bir basamak yapacağız. Suizan aşağı bir basamak yapacağız. Suizan olan hani tabiat vesaire bu bataklıklara saplanıyor ya. Sanattan da aşağı düşüyor. Hüsnü'den seni taşıyor sanata, nakşe, cilve, cemali. Zanlarından çıktığın zaman da şüpheyi bıraktığın zaman imanın şüphesiz mertebesi zata mı gidiyorsun? Acaba? Evet. Öyle aynen. Evet. Bak ne anlattı? Ne biz başka bir şey. Bak bir şey daha bak desin. Buyur abi. Şimdi abi. Hani orada basamaklar var ya, sanat, nakış, cilve, cemal. Şimdi zan iki şey şeyde, hüsnü zan var, sui zan var. İkisi de zan seni taşıyan bir şey gibi. Taşıyor seni. Merkez seni taşıyor. Hüsnü bir yere taşıyor. Hüsnü, ya Adem'e ya vücuda. Evet. Hüsnü zan yapan adam ilkin öğrenmekle beraber sanatı öğreniyor. Hüsnü zanlığına devam ediyor, ona nakışın yoluna taşıyor. Onu da geçiyor, cilveye taşıyor, onu da geçiyor cemale. İmanın şüphesiz mertebesi olduğu zaman, hani içinde çıktığı zaman şüphe zan kalkıyor ya. Direkt esmadan çıkıp zata müteveccih olur. Evet. Tam tersi esma yoluyla semayı bulursun yolunu bulmuş. Hmm, tamam. İzah ediyor. Tam tersi 17. Yani. Sözde. Esma yoluyla semayı bulursun. Tersinde de abi suizan da insanı sanattan tabiata vesaire bataklıklara düşürüyor. Evet. Aslında onun iki türlü bir şey yapılabilir yani. Evet. Hani insanın takıldığı mertebe. Mesela sanattan aşağı doğru batabilir. Hmm, tabiat veres, esbab. O da suizan mertesine olmaz. Evet. Suizan da öyle. Mesela şuradan aşağıya diyor. Bir yastığın sahibine bir ara elini. Mesela kendi kendine diyor. Kendini. Esbab. Bu da tabiatın mahiyeti. Tabiat. Bir şey yok. Kendi kendine. Dört yol var diye. Tabiat. Nefsine yapıyor. Nefsine bağlıyor. Üç tane vardı. Evet. Dört oldu. Dört. Dört tane. Dördüncüsü Allah'a. Dördüncü Allah'tır. Onun yerine Allah'ın yerine kendisini koydu işte. Abi bu yani Allah yerine kendisini koydu. Kişi fiilinin halikidir ya. Öyle diyor ya adam. Ki fiilin halika Allah. Allah kaldırdığı zaman kişi fiilin fiilinin haliki kendisidir. O zaman kendi nefsini koydu. Aşağı doğru böyle gidiyor. Yukarıya doğru böyle gidiyor. Adeta bu sanat berzak gibi. Abi şeyle nasıl ilişkilendiririz bunları? Basiret, dirayet, feraset, kemalat. He şöyle. Dördünü cem ettiğimiz zaman üstadlar sana bunun dördü cem olmuş diyoruz. Şöyle yapalım. Basiret, vicdan. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. İbadetullah, marifetullah. Muhabbetullah Muşahedetullah. Eylemsel olarak karşılıkları basiret dirayet feraset kemalat. Şimdi bunu mu uygulayalım diyorsun? Hasan abi, yalnız cemalin içinde celal de var, cilvenin içinde tecelli var. Ben diyorum sanat daha genel, bütünsel. Hani tersten tamam, gitmesi abi. Sanat, nakış, cilve, cemal. Hani dima ben daha ters görüyorum. Yani ruh sanatta daha, çünkü sanat daha bütünsel. Cemal onun içinde bir tarafı. Cemal, celal var, cilve var, celal var. Ama sanat daha bütünsel. Hepsini cilveyi de içine alıyor. Cismaniyeti de içine alıyor. Sanat cismani o en şey olduğu için en kesif. Doğru.
Ama zahir noktasına bakarsan da... Ama zahir niye? Zahir hata. Buz tarafına, atomdan bakıyor. Zahirine niye bakıyorsun? Yani şimdi şöyle bakarsa... Dimağın mübaşeret kurduğu taraf nere diye bakmak lazım? Dimağ, ben o noktada baktım. Tefekkür ve sanat şöyle, noktasına... Dimağ ilk nereye muhatap oldu? Düşün zahire baktı. Sanata baktı. Sanattan aldı içeriye, bir içeriye attı. Yani dimağa koy pergeli. Dediğin doğru. Doğru. Şöyle ama, şöyle bakış tarzımız farklı pergeli. Mesela dimağı yürüteceğiz çocuğu. Çocuğu yürüteceğiz, tamam mı abi? Şimdi bu karşımda benim yüzümde asması var şimdi. Ne görüyorum ben ilk önce? Cemal görmem. Cibre de görmem. Gözüm sanat. Nakış da görmem. Onu. Ama sanat var. Hakikaten böyle bir güzellik var yani. Ondan sonra bir bakıyorsun. Orada nakışlar sanattan var, dolayı sanat sanattan nakışlar görüyorsun, farklılıklar görüyorsun. Farklı farklı desenler. Sonra cilve görüyorsun. Sonra nasibin olursa cemal müşahede. Önce zahir görüyorsun. İlk önce zahir. Ama bu açıdan hiç bakılmıyordu derslerde. Ha yani bakılmıyor tabii de. Ama eğer merkezden bakarsak senin dediğin ters olur. Çünkü en kesif budur. Yani en kesif en camidir, ruh olması lazım. Ama genelde hep öyle bakılıyor. O zaman burada da öyle bakılsa daha iyi değil mi? Ha yok, o zaman şey yapar, yürüyemeyiz yani. Yürüyemeyiz. Dışarıdan yürümemiz lazım. Şimdi sen basiret bunun neresinde diyorsun? Buna bakmadığım şey. Basiret yani Abdullah. Ya. Bir tanesi şeydi. Nispet. Nispet ötekisi de intisap. Lan nereye gideceğiz abi? Bu şey sordu da acaba bunlar şeyi yapabilecek miyim diye. O için yazdım ama şu anda bir şey yapamadı, bir şey gelmedi. Tamam, devam ediyoruz. Ve o sani hakim ve adili rahim. Ondan çıkacağız. Hakim, iyi çıkıyor. Sanat. Sanata, hakim sanat olarak gösteriyor. Hakim, adili rahim. Elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak, hidmatına mükafat olarak, ibadet-i mahsusalarına sevap olarak, onlara layık lezaizi verecektir. Yani ibadet-i sevap olarak, sevaba bak yani, layık hazaini lezaizi verecektir. Yoksa hikmet, adalet, rahmet, rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihetle onun cemali rahmetine ve kemal adaletine uygun değildir. Kabili tefrik olamaz. Yani sistem mesela ağacı kabul ediyorsun fakat çekirdeği kabul etmiyorsun. Yani adil ve rahim burada gözüküyor mu surette? Batında bunun hakikat olması lazım. Mesela suyu kaldır buzdan. Ne olursa bu kainattan da adili, hikmeti ve rahmeti kaldır. Yani ne olur? Alt üst olur. Alt üst olur ki olmaz ki bir şey, yok olur. Ama adaleti biz şeyi alamıyoruz. Adalet aslında meleklerin ta kendisi oluyor. Adalet, denge, muvazene, muhakeme, hak sahibinin hakkını vermek, hesap ve geometridir, tamam mı? Adalette, şeyde mukadir var yani. Yani matematikte biliyorsunuz, vücudu yoktur. Mesela fiziğin konusu vardır. Eşyanın diyor ki, varlığı ve hareketinden doğan ilim, kimya ise ilişki ve çelişki, yani karanlık aydınlık, çelişki, göz çiçek, ilişki, kimya. Biyoloji, tıp ilmi, insan. İnsanı kaldırırsanız tıp ilmi kalkar. Fiziği kaldırırsanız fizik ilmi olmaz. Elementleri kaldırırsanız kimya olmaz. Bütün varlığı kaldırın, matematik hala var. Çünkü matematik bir şeyin dışa vuruşu değildir.
Çünkü vücudu yoktur. Adel isminin Adem'le bağı her şeyin ifrat ve tefritini almıyor. Hep ortada kalıyor. O da bir Adem'e yakın mı? Vücut ortada, evet. Her şeyin ortasını alıyor. Vücutla Adem'in arası Adem dendesi gibi. A çekerse zaten farkı şudur biraz daha. Şunu diyor, Adem dedik. Şuna gördün mü bak, farka bak. Ne fark var? Ya bastı. Bir takke koyduk. İmam-ı Şafii takkesiz dışarıda dolaşanı mahkemede şahitliğini kabul etmiyor. Nikah kıyarken de dışarıda takkesiz dolaşanı mecliste, nikah meclisinde takke koysa bile şahitliğini kabul etmiyor. Vücudu yok. Hanefi mezhebinde takkesiz namaz kılmak mekruhtur. Yani yokluğa doğru gidiyoruz. İşte bir takke var bak. Abi ne kadar fark var? Takke koymakla koymamak. Bak bununla bunun arasındaki fark ne? Takke birisi varlığın yokluğu, birisi yokun varı. Bu yokun varı. Bu ise varın yoku. Bir takke. Fıtır şakları tersi var. Yok. Mesela şu da, şu çok acayip. Şu. İmani. İman. Ni. Dağlar kadar fark var. Git lugata bakarsan, lugata bakarsan aynıdır. Tercüme edin, sadeleştirin. İkisi de aynıdır. Peki ne yapmak lazım? Dokunmayacaksın. İlim yapacaksın. Böyle meşgul olacaksın. Bilmiyorsan haddini bilip yerine oturacaksın. Tercüme ile sadeleştirme arasındaki farkı bilmiyorsan susacaksın, adam desin. Hasan abi onu silmeyin de ben ona bir şey ekleyeceğim. Bitti abi. Bittim, neyse aynısı. Bir kere vurduk. Neyse. Sana kazandırdıkları ki terklerin cemi. İçine giriyorsun, yani orayı burada yaşıyorsun. Nesep oldu. Bu nesep. Ezel. Ama nesep değil, nispet. Kuvveti aşağısı olmayan. Abi şey olmadı mı? Yanlış mı oldu? Kuvvet aşağısı olmayacak mı? Kuvvet aşağısı. Evet. Önce nispet edecekse şey, bir intisap olur abi. He? Saniye rica ya. Bak şimdi. Nispet nesibine götürüyor. Mazi. Nispet? Mazine götürüyor. Nesibine götürüyor, nesibin. İmanın kuvveti ise mazini düzeltiyor. Yok abi. Abi ben bunu neye benzettim? İntisap abi nurdu. Sahne üzerine intisap ediyor, bağlıyordu bana. Nesepse soyuna yani götürüyor dedim. O kuvvet tarafı, ezel tarafı. Nokta istinat. Öbürsü... Evet. Yanlış mı yapmış? Ezel, nispet, kuvvet, nokta istinat. Şöyle bir dakika. Şu nispete ne demişiz? Kuvveti mi? Kuvveti. Ezel tarafı mı abi, şey tarafı mı o? Evet. Bu tarafı. Ezel tarafı. O zaman kuvvettir abi. Evet. Kuvvet, nokta istinat. Kuvvet, nispet, ezel, nokta istinat. Bir taraf imanın, ebed, intisap, nur, nokta bir istinat. Bir dakika, bir şey okur musun? Şimdi imanın geçmişe bakan diyelim, ezel. Geçmiş ezel. Nispet alt alta diyorum. Tamam. Devam ediyorum. Kuvvet, noktayı istinat tarafı, bir de ebed tarafı, intisap, nur,
noktayı istinad evet. tarafı evet. demişiz. Bu geçenki derste o Çorlu'da yaptığımızda şey yapmıştık ya. Nuru kuvveti mi? Evet, tabii yani. İmani olunca onu yeni yaptık bunu yani öyle yapmamıştık. Bir imanın burada yanlış var. Var mı? Şurada şurada olabilir. Çünkü niye? İmam olursa seni terklerin kandırdıkları sanda oluşan bir kuvvet var. İyi olursa. Şuur-u imanı ise içine giriyorsun. Orayı burada yaşıyorsun. Orayı burada yaşamak ha oraya istikbaldır. İstikbal nurdur. Doğru. Evet. Yani. Tamam şimdi çöz. Orayı burada yaşıyorsun. Orayı ne demek? Evet. Cenneti, ebedi. Evet. Burada da yaşıyorsun. Hı hı. Tamam. Tamam. Elhamdülillah. Eyvallah. Yani o intisap oldu, öbürküsü nispet oldu. Nispetten? Yok, ya, siz söylediğiniz böyle değil ama tam tersini söylüyorsunuz. Siz böyle yazıyorsunuz abi. Nispet. Şimdi abi, bir dakika, ebede intisap bakıyor. Ebede intisap bir dakika bak. Şimdi ebede intisap. Tamam. Aşağı şimdi zaten. Orayı burada yaşamıyor muyuz ahireti? Ahireti burada. O intisap işte abi, değil mi? Ahireti. Aha. Orayı burada yaşıyorsan aşağıdaki intisap o zaman. İçine girip orayı burada yaşadığın gelecekse gelecek intisap. İntisapsa aşağı intisap oldu. İntisap yani aynı nurdur. Mantıkta yürürsek değil mi? Ya inşallah kazandırdıkları da geçmişinde kalıyor abi. Değil mi? Kazandırdığı şeyler geçmişin. Bir daha bakacağız tabii bir daha. Doğru oluyor mantık. Ben böyle şey kazandırdıkları... Ha? Ben öbür türlü şey yaptım. Sadece kuvvetle nur farklıydı. Yani. Tamam şimdi bak şimdi. Şuur iman sana kazandırdıkları. Geçmişindir aslında bu. Şöyle yapalım. İçine giriyorsun. Burada yaşıyorsun. Orası neresidir? Gelecek. Orası intisaptır. O zaman bunun adı intisapsa nurudur. Nurdur. İmanın nurudur. Nur diyorsak zaten nurla intisap aynı tarafta. İmanın kuvveti de geçmişe bakıyordu. O da oydu. Abi eski çok basit bir şey söyleyebilir miyim abi? Çok basit. Köylerde eskiden 2. 3. 5. sınıflara bir sınıfta ders verilermiş. Anlatım biraz daha farklı. Şimdi ben burada bu manada 1. sınıf olarak kendimi bunu şöyle daha iyi algılattırıyorum. Şimdi 100 metre koşucuları Hasan abi eğilip çömeldikleri zaman ayaklarını sert bir yere yaslarlar. Oradan kuvvet bulurlar. İşte o onun nispetidir. Fırladığı zaman amacı en hızlı koşabilmek. O da onun ulaştığı nurudur. Hani böyle aklımda daha güzel oturdu. Doğru. Doğru. Şu şey. Şimdi devam ediyoruz. Bunu şimdi devam edeyim. Bu sayfayı bitirip ara vereceğiz. Kapağı kapatan sonra bir şey gidiyor. Belki tebrik. Yazmıyor. Peki biz bunu konuştuk. Ama izahına hiç girmedik ki daha bunun. Hangisi şimdiye mi? Kadarkinin. Ne bunun mu? Bunların sayfanın. Yani metinleri okuduk. Ha. İzahları buradaydı. Bu hakim adil. Ha daha sizin ya kendi oturuz gelecek öyle mi? Evet. 1 saat 25 dakika. Şunu bir okuyayım ondan sonra. Konuşacağız abi işimiz yok. Konuşacağız tabii onun için geldik. Biz buradayız abi. Bir şey aslında ne kadar uzak olursa o kadar kesif olur. Bu mantığı kaçırmamanız gerekiyor. Bir şey aslında ne kadar uzak olursa o kadar kesif olur. Şey geçtiniz mi? Başka yerden mi okuyorsunuz? Tabii şey 133 sayfa. Şu yok hikmet, adalet, rahmet orayı okuduk öyle mi? Öyle sayıyoruz. Öyle şimdi mi? Buradan bakacağız. Ha öyleyse tamam. Ben bir sıfı azalete girdim biraz. Tamam. 133'e geçti. He. Şey, ama o 498. Burada 3 tane isim vardı ya. Onlara değinemedik abi. Adalete değindim. Geleceksek soruyorum. Adalete değindim. Adalet mekansız mekan var ya böyle. Yani adaleti şey yapamıyor mesela. Alt ismi var ya 30. levada.
Yani sorun orada. Pek o anlaşılmıyor, ders olmuyor. Zor olduğu için. Çünkü yani her şeyin, bütün fenlerin kaynağı matematik ya. Alt ismi de daha çok ona bakıyor. Denge, muvazene, muhakeme, hak sahibinin hakkını vermek. Alt mukadir ismini de cem etmiş. O zaman matematiğin vücudu yok. Ama vücudu yok, vacip dediği berzahtır. Bir Allah'ın kulu çıkıp da matematiği kim yarattı demiyor. Allah kim yarattı diye soruyor, matematiği sormuyor. Ve bunu matematikçi inkarcı dahil. Hawking matematikçidir. Zamanı da sormuyor. Yani her şeyi elma ağaçtan, Allah Allah'tan, Allah nereden sorarken fizik matematikle çalışıyor ama matematiğin altı nedir sormaz. Zamanı kim yarattı sormaz. Zamanı da kaynağı yok. Sıcak kaynağı var, soğuk kaynağı yok. Şey dedim şey. Yani nurun kaynağı var, zulmetin kaynağı yok. Hani kaynaksız bir şeyi nasıl anlayacağız? Allah'tan önce ne vardı, nasıl anlayacağım Allah'ı? Sorarken, zamandan önce ne vardı? Zamansızlık vardı diyor. O da bir zaman, sıfır zaman. O da bir zaman. Yani matematik, mesela diyelim ki 5 tane elma var. Yedin 5 tane elmayı, 5 duruyor hala. Big Bang, sıfır zamanda diyor. İlk ne zaman patladı? Sıfır zaman. Baksana zaman var. Matematik var sıfır. Hiçbir belirleniş yoktur sıfır. Sayısal hiçbir değeri yok. Niçin yok? Bütün sayısal değerleri göstersin diye. Eğer mesela hiç değil mi bilmeye çalışıyorum. Yani sıfır olmaya çalışıyorum. Ne demek? Her şeyi göstermek için sıfır olmak lazım. Bir beşi bir şey yapmaz. Sayı doğrusu sıfırın üstüne bina edilmiş. Her şey. Mesela şunu... Olur, sayı doğrusu olmuyor. Sıfır olmasa matematik olur. Yani sayı, o her şey onun üstüne bina ediliyor. O kaldırılıyor, ortalık karıştı. İşte imdan anlıyorum. Varız. Her şey. Karışır. Bir şey olursa bir şey yaptı. Bilim. Sıfır olmadı. Sıfır olmadı. Sıfır olmadı. Her şey olmadı. Şimdi şeyle bağlayalım da. Şeytan eksi vehim artı terkler çarpı ameller artı. Evet doğru. Bölme. Bölme bir şey de yani belki şeytan bölme mi koysam acaba? İstiğfar da bölme. Şimdi nasıl dur, oraya bir gidelim. Burası hiçlik. Benim çıktı bu aklımda. Berza. Tamam. Şimdi hiçliğimi bilmeye çalışıyorum deyince bütün varlık bununla belirleniyor. Bütün varlık. Bütün sayısal. Peki kendisinin sayısal değeri var mı? Hiçbir değeri yok. Hiçbir şeysi olmayan her şey oluyor. Bir şeyin varsa 3 değilsin, 2 değilsin, 1'sin. Hep 1 olacaksın. Bu hiçbirisine benzemiyor. İçi boş ama her şeyi barındırdığı için. Onun için içtiğini bilmek hiç olmak için değil. Bütün varlığı anlamak için. Anlamak için ve anlamlandırmak için. Tamam, Mudil ismi bütün esmaları harekete getiriyor. Ara boşlukların olduğuna göre ben diyorum sıfır şeytan o zaman. Şeytan. Diyelim ki şu tarafa. Şeytan mı? Şu tarafa şeytan diyelim. Ben de tam tersini söylüyorum. Sıfır bence çekirdeği aslimiz. Sıfır biz değil miyiz zaten? Hiçliğimizi bileceğiz ya. Ben de. Peki siz söyleyin bakayım ne yazacağım buraya? Ey geçmiş dersleri dinleyenler. Vehim. Ben işte. Hem ben bir şey yazayım. Yanlış yazacağım. Bakayım doğru mudur? Tamam mı? Yanlıştır abi. Yanlış yazacağım doğru olur mu? Yanlışsa yanlıştır. Doğrusu doğru. Doğru olana kadar yanlış. 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 Şeytanlar şeyi
Şeytan Adem'le insan koyarsın böyle bir şey. Şeytan Adem'le değilsin. Zıttı. Ya orada şeytanın yerine ene olacak ya. Bu anlayan dişliğimizi anladığımız peki, yere ene. Peki adını sildim. Alimmiş adam. Maşallah. Abi vücut sıfır olacak. Ene. Ene tamam bu oldu. Şimdi bununla anlaşılacak. Adem, her şeyi buraya vuracağız. Şeytan çünkü. Nerede Adem? Şeytan. Adem tarafına yazabiliriz şeytanı. He? Varı yok eder ya abi. Şöyle yapalım. Allah'a ekber de. Öyle yapalım bilir miyiz? Soruyorum. Kapı. Maşallah öyle daldınız ki hakikaten. Şeytan. Ay şehadet. Allah'a ekber. O da insan mı diyeceğim? Hayır. Ne diyeceğim? Enaniyet ha. Tabii mülk tarafı. Enaniyet. Enenin mülk tarafı. Ama... Hepsi bu. Bu öbürküler mesela vücudun melekutu melek oldu. Bu yani şöyle yapalım. Oldu, ters oldu gibi değil mi? Şuraya mı diyorsun? Mülklerle melekutlar. Adem mesela, Adem melekutu değil mi şeytanın? Şeytanın melekutu Adem diyelim. Evet. Bu mülkü. Ha mülkü. Cennet cehennemde yapılmış. Vücut. Cennet. Şeytan melek. Bu da melekut, vücut alemleri. Ha. Bu dışarıya çıkmış. Ha, o noktadan tamam. Tabii o tabii. Zaman doğru. Tamam. Melek vücut alemlerine çalışıyor. Tamam. Şeytan Adem alemlerine çalışıyor. Ene insan kendisini inşa ediyor. Tamam. Güzel. Cennet cehennem de yapabiliriz isterseniz. Yani şeytan biraz daha bu tarafa gelelim. Şöyle yapalım. Buraya dur, bu olmaz o zaman. Cennet yazarsan daha yüzeysel olacak. Şu. Şeytan iyi de ama. İyiydi de orada olmaz yeri. Ha, bir daha indir. Hı hı. Güzel. O zaman bir mertebede hepsine mi yapacaksın? Yani böyle mecbur yapacaksın bak. Böyle olunca şunu harita çıkar ya. Cehennem. Seceliği katkarıyoruz be. Ene berzah oluyor bu. Abi ene. Ene berzah mı? Böyle yasak olur mu? Her şey var insanda. Cemil Cemal. Evet, oturdu. Cami-ül Ezdat. Tamam, bundan bir şekil olur abi. İlk defa çıktı mı? Böyle şeytan, insan yarattı. Yani bu rakamlardan çıkarttık bunu değil mi abi? Tabii. Say doğru. Enteresan mı değil mi? Ad isminden çıkıyor. Yani. Matematik. Şimdi ben aslında bunu komple sizlere bastım ben bundan sonra abi. Eksi tarafını sıfıra çekirdeğe astı dediysek eğer, bence eksi tarafı mahiyeti zatiye doğru gidiyor. Vücut tarafı yazdığınız bölümde bütün bunları şekillendirmek lazım bence. Ne senin dediğin? Hepsinde var onlar. Mülk melek. Yani şöyle demek. İki tarafı da var onlar. Hayır, şimdi benim kafam şöyle ağrıladı. Şimdi eksi, aslında eksi yok aslında. Eksiyi bilmiyoruz. Eksi bilmediğimiz bizim. Sıfır başlangıcımız çekirdeğe aslı olursa, eksi tarafı mahiyeti zatiye doğru gidiyor. Yani, yok ki abi. Yani diğerlerine bu artı bölümde, vücut bölümünde şekillendirmemiz lazım gibi geliyor bana. Bu mu? Adem'i mi? Yani... Adem'i vücutta nasıl koyacaksın? Adem'i o zaman O yuvarlak gibi burada mecbur olmadı. Sıfır yok burada artık. Hepsi zahir geçiyor. Yok tamam da. Zaten. Hı? Çünkü Adem vücudun zıttıdır. Vücut alemleri Adem'den çıkıyor. Çünkü bu şurası Subhan Allah der. Hı,
İnsan hepsini diyor. Allah'a şükür. İnsan bence hepsini cem ettiği için diyor zaten. Evet. Elhamdülillah diyor, subhanallah diyor. Allah orada, orada Allah'a şükür. O ne diyecek? Bence hepsini der abi. Ha? Camiyet olduğu için iki hepsini. Allah ismi. Zaten. Bak, subhanallah da. Ha. Tamam. Allah kullanan o. Burada ne olacak? Zati olduğu Allah'a için. Allah'a o zaman Allahu Ekber bu manada şimdi, ikisini de cem eder. Şey yazmak yani gerek daha burada. Ezel ebed ve ikisinin çarpışmasından ortaya çıkan da yazmak gerek. Ezel ebed. Yani ortaya da. Şuraya mı? Şimdi bir tarafı ezel, o zaman, bir tarafı ebed, ortaya peki, da alemi şahit. O zaman şunu dur, şunu bir. Ama Adem'e ezel mi diyeceksin, ebed ezel mi diyeceksin? Uymaz ki şimdi bunu. Ezel denir. Adem ezel. Yokluk ezel olmaz ki. Yokluk yok yok. Adem, ezel değil. Adem değil ya. Ezel işte. Denebilir. Ezelle ebed çarpıştır mül çıkar. Ama ene çıkar gibi oluyor ortada. Mülk işte yani. Mülk tarafı çıktı. Mülk tarafı. Yani mesela şöyle diye şey yaptık. Şimdi Allah Halik. Mevcudat mahluk. Allah varlığı cinsten değil. Bu varlık nereden çıktı? Kullandığı malzeme hayat, kullanan kudret, proje ilim, takdir irade. Şimdi şöyle bir misal şey yapayım. CERN meselesi var ya İsviçre'deki. Elektronları ışık hızına ulaştırıp, çünkü elektronların hızı 40 bin kilometre. Elektronların proton etrafındaki hızı 40. Işık hızı 300. En azından he? Saniyede. Şimdi bu elektronu 40 bin dahi olsa bu elektrona çarpıştırınca zaman bu çarpışınca çıkacak üçüncü vücut ne buna benzer ne buna benzer. Buradaki ya. Yani he, o zaman yani bu temeli anlatayım da ondan sonra şey yapayım. Şimdi Allah Celal ve Cemal var. Tamam mı? Beraber gidelim. Celal ülkesi. Ha. Celal Cemal olunca insan Kemal oluyor. Kavşar. Evet. Kavşar işte. Burası. Celal. Cemal Allah ülkesi Kemal ne mi Allah Ekber? Çarpıştırdığın zaman Kemal çıktı mı? Şimdi çarpıştıralım. Celal bunu birbirlerine çarpıştıralım. Celal'la Kemal'i çarpıştırırsan Cemal çıkar. Elektronları çarpıştırıyoruz. Celal'le Kemal'i çarpıştırınca Celal'le Cemal'i çarpıştırıyoruz. Celal'le Cemal'i çarpıştırınca Kemal ortaya çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Bak şimdi. Bununla bunu çarpıştır Celal çıkar. Şeydir. Şey dedik ya şu. Matematiksel olarak çıkmıyor. Matematiksel çıkar. Bak şimdi yapayım. Niye 3 ile 0'ı çarptığınız zaman 0 olur? Matematiksel olarak ispat edelim. Bak şimdi. İçeride götürüyor ama abi. Hepsi aynı kapıya çıkacak he. Mı? Ondan mı? Hangi taraftasın diyor ya sana. Hiç açıları hiç açılarının toplamı hiç değişmez. Toplamı sefer hazırlıklıyım. Hiç değişmez. Nedir o? Tamam mı abi? Kim belirledi? Bu belli değil. 180. Kim, bu sorgulanmaz o. Hiç değişmez. Kim yarattı denilemez. Kim karar verdi? Kim karar verdi de sor, kimse sor. Hatta deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 civa basıncı altında 76 milimetre civa basıncı altında bunlar sabit sormayacaksın. Ama Allah'a soracaksın. Allah kim yarattı soracaksın. Bunlar nereden çıktı? Sormayacak. Bu sabit. Pi sayısını sormayacaksın. Pi sayısını da sormayacaksın. Çevresini şeyine böldüğünde aynı şey. Onlar sabit. Yani sanatta
bir şeyi çözümlemek için bazı sabitelerin olması lazım. Bak, sanatı çözümlemek için deniz seviyesinde, sanki bu varlık yaratılırken güneşten kopmuş deniz varmış. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede fokur fokur kaynayan dünyaya 0 santigrat dereceyi bulacaksın. Deniz seviyesini bulacaksın. 76 santimetre milimetre civa basıncı altında. Ondan sonra bu sabiteleri sorgulamayacak, sorgulanamaz. Cebaz oluruz. Ve varlığı üzerine bina ediyor. Bu niçin bu efendim 3.10.14 76 civarında deniz seviyesine bu sabiteler. Lan bu dünya yaratılırken labat var mı vardı? Ha, peki bunları sabit kabul ediyorsun da Allah niye sabit kabul etmiyorsun? Olmaz. Şimdi bak baş başa. Olmaz. Çünkü işime gelmiyor. Şimdi bu arkadaşlar, şunlar, şu, münafığı da şey yapıyorum da burada kullanıyorum. Toplamı 180 midir arkadaşım? Evet. 180. Mesela 70, 80, 30. X. Burası 90 olur ama 80 değil de dik olduğu için. Ha biraz ekle, 90 yapalım. Doğru söyleyeyim. Tamam abi, hiç gözünüzden kaçmıyor ya. Tamam abi. Ekip dakik abi. Kaçacak yok. O zaman 20. Peki. Kaçtır abim? 20'dir. 9, 7, ne yapar? 160, 20. 20 midir? 160'tır, 20'dir. Şüpheniz var mı? Yok. Ustad bunu matematikte kullanmış. Buraya geleceğim. Hakikat oldu. Bak şimdi. Düşmanım, dostu, hakikatı, hakikatı ifade eden insan. Tamam. Şimdi sevgili kardeşim, bu matematik üçgen yapacağız. Buna sanki eksiği de artının çarpımı daha çok oluyor. Düşman eksi, düşman da düşmanın çarpı. Şimdi, üçgen mi? Şimdi, bu buna düşmansa, düşman. Bu buna düşmansa, buna nedir? Dostum. Bu. Dostum. 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 Bak, sen, dostum. Düşman. Tamam. Bu da dostu. O değil abi, düşman. Ha, şu dost değil tabi. Çok özür dilerim. X. Bunu tanımlayacağız. Evet. X'i tanımlayacağız. Benim birisi düşmanım. Bir tane daha, ama bu ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane daha veri vermeniz lazım. İki tane vereceğiniz, üçüncü isteyeceksiniz. Evet. O da düşman da X'e ne olduğunu yazmanız lazım. Şuna, X düşmana ne demek? Benim şu 90 derece, tamam mı? Düşman da X arasında bağlantıyı da söyleyin. He? Düşman da X arasında bağlantıyı da söylerseniz biz bizimle olan... O zaman bunu da çözeriz yani. Ha, şöyle yapayım. Yani iki kenarı vereceğiniz, üçüncü kenarı soracaksınız. Tamam. Abi. Bunun ikisi dost. Ha, o X nedir diyeceksiniz. Tamam. Bu ikisi dost. Değil mi? Bu da bana düşman, burayı soruyorum. Evet. Şimdi yani aynı açıdaki gibi oldu. Evet. Düşmanımın dostu. Düşmanımın bak dostu bana düşmandır. Abi o okları çarpışma diye yazsak sanki daha tamam, mı? Yok, ne? Tamam. Anlaşıldı. Peki bunu değiştiriyorum. Mevzumuza mı geleceğiz? Yok yok, oraya geleceğim, aşağıya geleceğim. Dost yapalım, düşman yapalım. Düşmanın düşmanı dostu olur. Düşmanımın düşmanı dostu olur. Eksi ile eksiği çarptın. Dost. Evet. Dosttur. Artıdır yani. Burada da yapacağız. Bir tanesi, iki tanesi belliyse üçüncü şeydir. Peki, bir uygulayalım şimdi mesleğimize. Layıkalara da burada uygulayacağız. Adam kader
Kur'an'ı inkar ediyor. Ehl-i sünnet ve cemaatın düşmanıdır. Ehl-i sünnet, ehl-i sünnet bu elim. Adam kaderi inkar ediyor. Şimdi ben kimim şimdi? Üçüncüsü kim? Üçüncüsü kim? Eğer ben buna dost isem, kader inkar edene, ehl-i sünnete düşman. Öyle mi? Evet. Eğer bu kaderi inkar eden, kaderi bu inkar eden, ehl-i sünnet de budur. Bu kaderi onaylıyor. Eğer ben buna dost isem, buna düşman. Tamam mı? Şimdi bu belli mi? Bak şimdi. Bu adam, bu, buna dost. Ona düşman. Tamam bak şimdi. Yok bak şimdi. Ne olur kaldırmayın bak. Tamam. Bir daha. Hiç ses yapmayın. Layıkalar yapıyorum. Şu kaderi inkar eden, şu kaderi iman esası yapan, ehl-i sünnet. Ben belli değilim kimim. Eğer ben buna dost isem, buna düşman. Otomatik. Yani ben buna dost isem Hasan kimdir? Kaderi inkar edene düşmandır. Tamam mı abi? Çünkü bu ara karşıdaki ehl-i sünnet o kaderi inkar edene düşman zaten. Yok bu ikisi düşman. O belli zaten. Birden tamam. Kenar. Evet. Bu işin ortası yok. Şimdi kaderi inkar eden şunu siliyor. Şunu sildim. Kaderi inkar eden duruyor. Bu buna zıt olduğu zaten belliydi. Şuradan belli. Bak, kaderi inkar eden, kaderi iman esası yapan ehl-i sünnet ve ben. Ben ehl-i sünnetin kaderini onaylıyorum. Otomatik olarak buna düşman. Benim buna karşı vaziyetim belli mi? Ben bunu siliyorum. Buraya bir dini cemaat yaz. Bana düşman. Buna nedir o zaman? Dosttur. Dosttur. Böyle münafı böyle tanırsın. Hemen hiç şansı yok. İddia ettiği sözü değil. Eyle. Tamam. Kimlerle oldu? Bir daha. Buraya kullanacağım onu. Tamam. Çünkü hakikat eylemsiz olmaz ya. Evet. Tamam. Şimdi bak. Sol elim kaderi inkar eden. Şia. Kaderi inkar eder. Kader iman esasında değildir der. Kim iddia ediyorsa Şia'dır. Ne derse desin. Çünkü iman şeyindendir. Şiaların iman esasındandır. Kader inkar etmek. Kader yoktur. Kaderi kim inkar ediyorsa ben ehl-i sünnet, ehl-i sünnetin bir aslı değil. Onu takip et. Geç. Bak. Cemaatleri tanımak için Türkiye'deki cemaatleri nasıl tanınır? Ona bir adım atacaksın. Kaderi inkar eden Şia. Kaderi iman esasından kabul eden ehl-i sünnet. Ben kimim? Bu ikisi zıt. Kaderi iman esasına kabul ediyor. Bu kaderi inkar ediyor. İkisi zıt değil mi? Zıt. Ben kimim? Eğer ben bu kaderi onaylayana dost isem buna otomatik düşman. Eğer buna dost isem buna düşman. Tamam mı abi? Şu açıdan şunu sil. İkimiz düşman duruyoruz. Çünkü böyleydi. Ben buna dostum. Buna düşman. Buna düşmanlığım devam ediyor. Sildim. Şuraya bir cemaati koy. Tamam. Bu cemaat buna düşman. Otomatik buna dost değil mi? Direkt. Ya burada mevzu değişecek ama size soralım mı? Yani Cemahir-i Müttefike İslamiye diyoruz yani bir ahir zamanda olacak. Üstad hep bunu nazara vermiş. Mesela bu mevzu, ittifak mevzusu. Yani işte mesela biz Şia'yı işte veya Alevileri atacak mıyız yoksa bir şekilde nasıl bu ittifak olacak? Şöyle diyor. Ne kadar az dahi olsa da manevi bir ordu kadar kuvvetli ve kuvvetli sayılır. Şimdi sülüste darp etmek, çarp etmek 1/3'te 1/9'u korkutmaz. Olmaz. Şimdi de biliyor musun? Kuvvet olmak için çok değil. Cemahir-i Müttefika-i İslamiye nasıl bir olacağız? Yani, İttifak. İttifak deyince nerede? Şiaları da biz almamız lazım. Kapsayan, sen de hoşsun güzel. Aleviler sen de gel. Çünkü iman esasını inkar edenle sana zaten otomatik düşmandır. O zaman imana zıttır. Ehl-i sünnet çerçevesindeki bir şey kastediliyor. Onun dışındakileri
niyet etmek aslında zaten doğru bir şey değil. Değil. Allah Resulü 72 fırka vardır diyor. Birisi ehli de cennete naciyedir. Yani hani bu ahir zamanda üstadın da dediği olması gereken veya işte Mehdi'nin geniş siyasette yapacağı birliktelik mevzusunda sanki bütün o şeyleri de bir çatı altına koyacak dendiği zaman bu sefer Şia'ya sen öyle diyorsun dediğinde sanki üstadın veyahut da Mehdi'nin yapacağı vazifenin zıttını söylüyormuşsun gibi anlaşılıyor. Çünkü niye biliyor musun? Adam mesela trafik kazası geçirmiş. Hop hop ne yapıyorsun ya, beynini kalbini şey yapıyorsun. Ayağı ayağı yanlış kaynama yapar kemiğiyle başta. Trafik kazası geçirip hurda karşı olan bir insanın ilk önce ayakla başlanmaz. Kalp ve beyin. Şimdi bu itikadı bozuk olanlarla ittifak olmaz ki. Seni azaltır. Seni bitirir. Mesela Türkiye'deki dini mesela cemaat, Fethullah. Ya Müslümanlar birbirine düştü, gücü azaldı. Hayır. Münafıklık hareketi ehli sünnetten ayrılıyor. Çürük elmayı arabada ne kadar atarsan bunu kurtarsın. Biliyorsun ki bir çürük elmayı bir kamyon elma düzeltemez. Bozar, ama bir çürük bozar. Çünkü bozmak kolay. Şimdi gelelim buna. Tamam, bu azadı iyi oldu. Yani tamam. O alemde bir soru işareti. Yok. İtikatta, amelde birlik yok. Ehl-i sünnet mezhep değil, İslam'ın ta kendisidir. Evet, tamam. Tabii. Evet. Şimdi, Peygamberimiz Hazretleri 72 fıkralı. İtikat esas alınacak merkeze. Ondan sonrası şey değil, itikat. Tamam. Şimdi gelelim o üçgen şeyi. Buna vuralım bakalım. Şimdi buna vuracağız. Eylem'e vurduk. Tamam. Yani bunu vurduk yani. Tamam. Mesela ehl-i sünnette. Yani bu şeyi niçin yaptım? Buna niçin girdim? Peki hava biraz değişti ama şöyle. Bu üçgen yöntemi her şeyde kullanılabilir olduğunu göstermek istedi. Mesela bunu Cemal'de bunun artık çıkan artık. Nedir diye. Bak şimdi. Çarpıştıracağım ben bununla. Bak madde nasıl çıkacak. Allah mahluk değil, mahluk. Bak şimdi. Allah'tan onu diyoruz değil mi abi? Cenab-ı Allah mahluk değil, mahluk nasıl Cenab-ı Allah? Yani Allah mahluk değil, nasıl mahluk çıktı? Ona didiniyorum. Tamam. Çok ciddi yani. Olduğu için yani. Yani madde nasıl çıktı kardeşim? Bu Allah haşa değil. Allah'tan madde nasıl çıkar? Allah'tan madde nasıl çıkar? Halid'den mahluk nasıl çıkar? Nereden çıktı bu madde? Ciddiyiz. Çok ciddi bir şey. Çok şey ya. Onun için yani bu kadar önermeler yaptım. Şimdi bununla bunu çarpıştırırsan Celal Kemal ikisinden çok farklı hiç alakası olmayan Cemal çıkıyor. Cemal buradan çıkar. İşin içindeki... Tamam. Şöyle diyeyim. Oğlum sayı doğrusu mantığında olmuyor abi. Evet o geometri doğru. Eksi 3 ile 0'ı çarptığınızda 0 olur. 0 hepsini yutar. Hani öyle bir... Hayır var. Hayır. Bu ötekisi Kemal'a zıttır bu. Şey getirin bak. Şimdi bu Cemal çıkar. Yani eksi ile eksiyi çarparsanız mesela Cemal çıkar. Yani Cemal, artı çıkar. Artı çıkar öyle uyuyor ama 0 hep yutuyor ya. Çarpma işini... 0 yutamasının sebebi... Orada hiçbir belirleniş olmadığında yutmuyor. Mahiyetine dönüştürüyor. Hakikatini kaldırıyor. Ha, mahiyeti de hiçlik zaten. Hiçlik zaten. Güzel oldu. Aynı şey oradan çıktı zaten. Sıfır dedik ki hiçbir sayısal değeri yok ama her şey orada değil mi? Her şey olabilmesi için bir şey olmaması lazım. Yani mahiyet olması için hakikat olmaması lazım. Yani hakikat asıl 1, 2, 3'ler hakikatı. Evet hakikat bunlar. Adı yutuyor mahiyetine getiriyor. Mahiyeti tabii bunlar zaten. Bunlar hakikat. Bunlar hakikat. Hakikat. Kardeş sıfır boşuna koymadık ya. Şu mahiyet diyebiliriz ona yani. Şu da mahiyet. Sıfat esma. Tamam abi. Şimdi çarp işte.
Eksiyi sıfırla çarp. Sıfır olur normalde. Artıyı sıfırla çarp. Eksiyi artıyla şey yap. Buna yine. Gene buna şey yapıyor. Eksiye iniyor. Aşağı iniyor. Çünkü terkler yok. Hani dedik ya 10 dakika televizyon seyredeceğine. Tamam. Televizyon seyrettim. Sabah 500 okudum. Eksiyle artı çarparsan eksi olur. Yani 10 dakika televizyon seyredeceğine 200 okuma. Çünkü gene sıfırsın. İzleme daha iyi. Evet. Terk amelden daha önemlidir. Şeyi dönüştürüyor ya bir de. Eksiyle çarptırıyor şeyden evet. Ya bir de. O kadar okuyorsun diyor, niye bunu yapıyorsun diyor. Mesela takva neydi? Bak. Allah haramlardan kaçma. Bunlar takva. Bir. Tersi kebair, defi masraf. Menhiyattan. Menhiyattan. Ve günahlardan iştinab etmek. Tamam mı? Peki takva ve defi mefasit diyor daha önce. Ha, takva. Geldiği şey takva ve defi mefasit olan. Ama şey o aşağısı. Aşağısı değil mi? Şu. Şu abim, şu. Def-i mefasit ve terk-i kebair'dir. Bu terk'tir. Terk edemiyorsan olamıyorsun. Terkler eylemlerdir. İbadetlerdir aslında. Fiiller, ibadet yani. Fiillerdir, ibadettir. Tamam yani ibadet. Ama evet. Günahlara ibadet yazılmaz ya. Yani takip kebair. Oraya yaz. Yani bu tamam mı? Daha doğru. Ha, şimdi tamam mıyız? Tamam. Şimdi terk. Şimdi buraya geleceğiz. Bu üçünü çarpıyor. Madde nereden geldi? Bu ne yapardı? Sıfır. Mahiyet. Mahiyet. Güzel oldu. Tamam. Şimdi Halik'tir. Maddeden mücerret değil böyle. Allah Allah iken madde nereden çıktı? Madde nereden çıktı da bu atom bu nereden çıktı? Bunu bununla çarpıştırırsan cemal çıkar. Tamam mı? Peki bununla bunu çarpıştırırsan ne çıkar? Kemal'le Cemal mi? Celal çıkar. Celal'le Cemal. Çarpıştırdın ne kadar? Siz söyleyin. Celal. Çarpma bak. Mı diyelim, toplayıp çıkartmak mı? Yani iç açılarındaki mantıkta çarpma yok ya. Yani toplayıp bütünden çıkartmak var. İşte bu geometriye uygun. Hani matematik iki bölüm ya. Cebir ve geometri. Bu geometriyle düşüneceğiz bunu. Bu şeye uyuyor yani. Üçgende evet, ne yapıyoruz? Bunların bak çarpışmasındaki çarptı. Toplama netice. Ortaya çıkan toplama. Çarpmaya. Çarpıştırmak tabii nasıl tabir edeyim? Evet. İkisini toplarsan. Peki o üçgenin iç açıları toplamı ne oluyor? Celal, Kemal, Cemal'i toplarsan 180 olan ne? İkisi ne oluyor? Ne oluyor? Aa, şey oluyor. Sabit bir şey çıkması lazım. Bak, Celal, Kemal, Allah, Cemal. Allah çıkıyor. Ha. Rahman, Rahim ve onu da yapalım. Şöyle değil yapalım. Kaideyse. Yapalım şöyle. O zaman şu, bunu sileyim. Onu da koyayım o zaman. Çarpışmanın olduğu her yerde zan da vardır diyoruz. Bak, Celal... Subhanallah. Subhanallah neydi?
Sübhanallah koyduk. Allah-u Ekber zaten burada koyduk ya. Evet, koyduk tamam. Evet. Eda işte... toplamından ne çıkar? Yani üçgen iç açıları toplamı işte, 180 ya. Bu çıkıyor. Allah-u Ekber. Tabii canım. Ama niye? Sen de Allah-u Ehad çıkıyorsun. Allah-u Ehad yani. Sen de Allah-u Ehad çıkıyorsun. Şöyle yapayım tekrar. Onu sonra şey yapalım. Dur. Subhanallah'la elhamdülillah toplarsak Allah-u Ekber çıktı. Tamam çıkar. İşte üçgen iç açıları toplamı 180 ya. Tamam. 180 sabit bir şey değil mi? Sabit. 3 tane iç açıyı toplarsanız 180. Celal, Kemal, Cemal'i toplarsanız da 180 eder. Allah 180 olsun. Olan ne? Allah'lık hakikati mi? Ne? Evet. Uluhiyet mi değişmez. Diyelim? Değişmez. Şeyli, ne diyelim ona? Uluhiyet. Diğerleri rububiyet. Ha, onu değil. Yani ben diyemek istedim. Bir rububiyet. Mesela insanda ubudiyet. Şöyle ya. Allah bakmadım. Biraz daha şey yapalım. Allah çağırın. Şurayı silmiyorum. Şeytan. Şuraya geliyorum bak. Şimdi bazı adam ya şeytan ya melek. Ya anladın mı? Aha. Adam ya melek ya şeytan. Yok ki başka bir şeytan. Evet. Güneş mi abi? Ya ben bir şey istemiyorum ya. Suret var. Suret var. Niye? Topla, toplayalım. Toplama yaparsın yani. Nakliyi topla. Ama hakikatını, birbirini toplama bu sefer sanki ikisi kendisini kaybetmiyor. Hmm. Toplamada da öyle aslında. Haşikü o, mesela topluyorsun. Çarpmada kendini kaybediyorlar değil mi sen? Kaybediyorlar da onun için o kuranda. Mesela suda, toplama da var mesela. Hidrojen yakıcıdır. Oksijen yanıcıdır. Evet. Çıkana bak. Su. Söndürücü. Söndürücü oldu. Baskın oldu. Ne alakası var şimdi? Su nereden çıktı? İki zıt şeyden çıktı. Bak. Yakıcı, yanıcı bir araya geliyor, söndürücü oluyor. O zaman patlaması lazım. Patlayıcı olması lazım. Şimdi aynen. Burada gözüken güneş var. Şuradan Mumbasitakis. Buna Mumbasitakis, tamam mı? Buradan burayı göstermek için yaptım. Tecelli ediyor. Nedir bu? Rububiyet. 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 Bu ayna Ubudiyet. Esma-i Rabbani yazalım abi. Onlar da otursun böylece. Tamam onu da koyalım. Şimdi bu güneşi ne koymuştuk? Güneş Esma-i Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna mı? Kutsiye. Esma-i Hüsna hepsinin toplamıydı. Bu Esma-i Kutsiye zatî olursa değil mi? Kutsiye toplamı. Esma-i İlahiye. Esma-i Hüsna toplamı. Toplamı, üçünün toplamı. Üçünün toplamı. Peki şunu koyayım ondan sonra yapalım. Şimdi burada gözüken nedir? Orada gözüken uluhiyettir. Tamam. Peki nasıl oluyor? Ne aynıdır? Ne aynıdır? Aynıdır. Ne de gayrdır. Hangisi? Şuradaki, şuradakiyle. Evet. Tamam mı? Şimdi dört tane vücut var. Bir, iki, üç, kağıda döktük. O ne abi? Dört. Kağıt. Alem-i Şehadet. Alem-i Şehadet o olacak. Tamam. O zaman bu artık cilve cemallaki sanat. Şimdi üç tane esma koyacağız. Şimdi insan buraya eğer esmasını koyarsak esmayı Rabbaniye. Rabbaniye. Sonra
Esma-i İlahiye. Şuraya yansıyanlar Esma-i İlahiye. Şu. O Esma-i İlahiye. Esma-i İlahiye. İlahiye. Efendim, Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna. Orası. Şurası. Esma-i Hüsna hepsi demiş. Evet, işte Hüsna cem etmiş. Cemine. Esma-i Kutsiye. Esma-i Kutsiye nerede? Bu mu bu? Ubudiyet tarafımız demiştik. Güneşin üstünde demiştik. Esma-i Kutsiye. Güneşin üstünde değil mi? İnsanın mahiyet tarafına bakıyor demiştik. O ne olabilir? Zatiyet. Şimdi Esma-i Kutsiye burası mı? Burası mı? Bu aynaya? Ubudiyet aynası. Mahiyet, uliyet. Mahiyete bakıyor demiştik. Bu insan, tamam mı? Bu ayna insan. Onu daha iyi çözersin. Ben yazmayayım bak. Beraber yapacağız. İnsan. İnsan aynasında, ubudiyet aynasında gözüküyor. Ubudiyet gözüküyor. Kutsiye. He? Oraya şey, Esma ile alakası o zat o zaten. Esma-i Kutsiye. Peki size şöyle bir şey diyeyim. Şuradaki güneşle şuradaki güneş, şuraya bir şey yazarsan buraya yazmış olmuyor mu? He, olur. Öyle tabii. Aynı oluyor. Aynı oluyor. Ama bu şey farkı var. Gene fark da var. Var ama. Yok. Ne aynıdır ne gayrıdır şöyle. Tayin ve teşahhüs etmiş hali. He, tamam. Tayin, teşahhüs. O mirat'ta hani ne aynıdır ne gayrıdır. 9. sayfa var ya şu aralarda. Tayin ve teşahhüs. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyebilen de tayin ve teşahhüs etmiş hali. Mirat'ım oldu. Doğru. Esma-i Kutsiye. Orası. Orada yazabiliriz, yukarıda yazabiliriz. Aynısı. İki yerde yazabiliriz. Ama bir fark vardır yani. Ama mirat olursa öyle abi. Mirat olursa. Şimdi bunu, bu ayna. Ama bunu eğer sen renkli yaparsan ayna olur. Ama biz diyelim ki renksiz bir ayna. Reşe. Mirat olsun. Mirat, reşe. Tamam mı? Boyalamasın onu. Boyalamasın. Ayna demeyelim, mirat diyelim. Olur mu? Olur. Tamam. Bak şimdi. O zaman kutsiyi koyacağın yer değiştir. Mirat. Ha, mirat olursa mı koyacağız? Evet. Şurası da. Şu Esma-i İlahiye demişsiniz. Uluviyete, siz dediniz. Uluviyete dedik ama aynadaki mi şey diyeceğiz? Ayna biziz ya. Peki arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şuraya ne dedik? Şuraya. Bir şey diyemedik. Demedik. Diyemedik. Kutsiye demeye çalışıyoruz hocam. Kutsiye de diyebiliriz. Orasında bir şey deriz de o senin aynanda işte ne aynı gayrı olursa o da anlaşıyor. Şöyle yapalım. Beraber yapmak tamam. İstiyor. Tamam mı? Tak tak koymakta o keyif vermiyor. Tamam. Şimdi bunlar bu aynı mı? Aynı. Ne aynı ne gayrı. Allah uluhiyet. Kendi uluhiyeti. Uluhiyetinden. Allah tecelli ediyor. Rububiyet. Rububiyet. İnsan ubudiyet aynasında mirat olmaz mı ya? Yani ubudiyet aynasında mirat olur. Çünkü risalede öyle şey geçiyor. Ha? Siliyoruz gene. Sıkıntı Sattar çok çalışıyor burada abi. Ayna. Aynasında. Tamam mı? Uluviyet bu, olduğu için sıkıntı oluyor değil mi? Yani, onun için oldu. Şirk olur yani. Yani şirk yani, olur. Mirat o zaman dönüşür onu. Başka bir şey olur. Çoğalır yani. Değil mi ilanlar? Hepiniz yazıyor. Tamam. Ama ben beraber yürüyelim istiyorum. Hep mirat. Bak, bizi inşaata götüreceksin abi. Abi şu nedir? Şu özür dilerim. Pardon. Kağıt. Yani o eylem. Efendim? Cilve. İşte tamam bu cemaat şunun şekline göre o değişiyor abi. Nakış. Yani o yani bu mirat sanat. Yani bu mirat da olabiliyor, ayna da olabiliyor kişiye göre. Değişiyor. Aa, yukarıya göre mi? Kağıt. Hayır oradan buran değişmiyor. Aynadan. Yani Peygamber Efendimize baktıkları zaman şimdi buraya geleceğiz de o kadar zor bir şey ki bu malzemeler kullanılması lazım. Bu ne kadar sanki dağıttığımızı zannediyor. Birileri. Bu şekilde. Şu dağıtmıyor. Bu alemimize oturması için bazı fikri ve hissi hareketler gerekiyor. Abi 100 derslik belki ders var burada. Tabii. Şimdi bak bunu yerleştireceğiz. Allah ben beraber yerleştiriyoruz. Tamam. Çarpmasın bana. Şaka. Şimdi bak. Allah tecelli ediyor. Allah uluyet mi? Tecelli ediyor. Allah canibinden mi bakıyoruz abi bizim canibden mi?
Allah caliminden bakalım. Ha, tamam o zaman. Allah Allah tecelli ediyor. Rububiyet. Ona karşılık da bir adam çıktı, insan. Ubudiyetini tuttu. Kulluk, ubudiyet aynı adır. Mirat değil daha. Tamam mı? Mirat değil. Tamam mı? Çünkü niye? Biz Muhammed'in bütün esmasının bütün mertebesine ve Esma-i Hüsna'ya, ism-i azamlara ve her ismin mertebeyi azamına mazar olmayınca mirat olamıyoruz. Aynıdır bu alem her şey hakkıyla kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah yolunda ait. Yani burada uluhiyeti. Bu ubudiyet aynı mı? Tamam mı? Orada gözüken Allah rububiyet etti. İnsan ubudiyet aynasında ubudiyetini tuttu mu o şey rububiyete? Allah da dedi ki sen mi benim rububiyetime karşı mukabele ettin, adım attın? Aa, ben de sana adım atıyorum. Ne diyor o? He, Allah orada şurada şurada taayyun taayyun teşahhus teşahhus ediyor ve akrabiyet tamam mı? Şimdi ben bunu siliyorum. Beraber yapmıştık. Akrabiyet ilahi. Taayyun ve teşahhus ediyor. Ubudiyet aynamda gözüken benim kazanımım değil. Ubudiyette gözüken 9'un şu anda sayfada şu anlarda Allah taayyun ve teşahhus ediyor. Benim şu. Bir ayna darlığımı yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Rububiyetine karşı ubudiyet aynamı koyuyorum. Bu sefer ubudiyet aynamda uluhiyetini gösteriyor. Ama o uluhiyet bu değil. Ama değil dediğim taayyun ve teşahhus etmiş abi. Allah da adım atıyor o senin adımına. O zaman 3 tane, 4 tane esma var. Tamam. Ubudiyetimize göre ayna değişiyor ama. Bak. Sadece ayna tutuyorsun. Aslında bir şey yaptın yok. Bir şey yaptın yok. Yaban sen değilsin. Daha barış çıkıyor Hasan abi. Yapan sen değilsin, bu noktası burası biraz. Kelam hayır kabul edilir. Efendim? Kelam hayır kabul edilir. Güzel bir şey kabul edilir. Aynen. Tamam abi. Şimdi... Ulazı bırak binnaz. Alem Erbaht'taki insan değil mi abi? Ondan sonra kainat dışarıda kurtarıyor yani. İnsan, kardeş, elestu bir rabbikum'den başlıyor. Çünkü teklifi yüklenebilmesi için öyle paldır küldür yapmamış Allah. Peygamber'e de öyle. Al sana peygamberlik veriyorum. Al şunu. Mecburu tuttu. Durdurma şansı yok ki. Niye? Peygamber'e ben sana veriyorum. Arapça'da yukarıdan aşağı bırakmaya al. Kamyona koyuyorum, ila. Peygamber'e ila yapmış. Yukarıdan aşağı atmadı peygamberliği. Al ister istemez. Teklif etti. Kabul etti. Ne zaman başladı? İrade başladığı zaman. İrade, elestu bi rabbikum, elestu bi ezminden başladı. İnsan o zaman başladı, insan oldu. Emanetini o zaman fark etti. Tamam. Emanet, irade çalışıyor. Şimdi bak, yine gelelim. Şimdi bu şeye göre... Bu bütünlük, bu bütünlüğe şuraya diyebilir miyiz? Sırayla gidelim. Esma-i Hüsna. Evet. He? Evet. Evet, Esma-i Hüsna bu bütünlüğe. Beraber gittik mi abi? 4 tane. Şuraya Esma-i Hüsna koyduk mu abi? Koyduk. Şimdi, bu Esma-i Rabbaniye ayna nedir? Aynanın kalitesine göre ubudiyetine göre. Ubudiyetine göre. Çıkan değişecek. Ne olman lazım? İlah mı koyacağım, kutsiye mi? Kişi. Ne koymuşsun? Aç defterini. Abi orada insanın mahiyetine tarafına bakıyor. Esma-i kutsi, ubudiyetimizi oluşturan taraftan. Kutsi olması lazım. Kutsi.
Ama ubudiyet, ubudiyet olursa tabii. Tabii, tabii, tabii. Şimdi şuraya bu basit akisi, burayı siliyorum, tamam mı? Şuraya ben aynı ubudiyet, buraya Esma'yı siz söyleyin. Kutsiyesi. Beraber kutsiye. Niçin? Bir daha yapayım da ezber oldu gene. İnsan ne kadar kutsileşirse, Rabbin kutsisine aynı darlık, o kadar uluhiyet gözükür. İnsan kutsileşir ama ilah olamaz. Kutsi zat diyor. Mesela o kutsi zat diyor Gelan için. O ilahi zat demiyor. Kudüs'e suruhu. Değil mi? Kudüs'e suruhu. Yani fenay mutlak. Kutsi. İnsan kutsileşebiliyor. Yani fenay mutlak yani. O zaman ubudet aynasının en zirvesinde konuşuyoruz. Esma-i Kutsiye. O oluyor. Senin ubudet aynası ona şey yapıyor. Şer yok yani artık. Yok. Beşeriyet yok. Beşeriyetten ayrılmış. Böyle bir ayna darlığı var. Tamam mı? Evet, o zaman Esma-i Rabbaniye, Esma-i Kutsiye. Esma-i İlahi silmiştiniz. Bir daha mı yazacaksınız? Nereye yazacağız o zaman Esma-i İlahi? Aynada gözüken uluhiyet tarafı yani o Esma-i İlahiye. Esma-i İlahiye olursa bu da Esma-i İlahiye midir? Öyledir. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Öyledir. Ama şey işte ne aynı ne gayrıptan bakarsanız. Tabii tabii. Tahin teşebbüsle. Şuraya o zaman şuraya akrabiyet ilahi dedik mi? Düz yazın abi. Akrabiyet. Kurbiyet aynanın temizliği. O zaman burası neydi? Esma-i temizliği, düzgünlüğü. İlahiye. Bu da o aynısıdır. Ama ne aydır ne gayri unutmadan. Ondandır. O değildir ama Esma-i İlahi. Şimdi burası da peki o İsmi Azam filan diyebilir miyiz desek böyle daha mı şey olur o şey? Şey desek? Değiştirsene. Değil mi? Peki. Ha? Tabii. Bir de şu bir şey daha çıktı abi. Kardeşler, buraya artık Esma'ya denmez. Mahiyetse zat mı diyeceğiz? Tabii artık zat yönü olunca. Zat. Çünkü Esma-i Usta ondandır. O değildir. Yani. Şuna tamam. Oraya da Esma da demeyeceğiz. Zat demiyorsun. Tam. Yani artık şunat denebilir İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre. Şunat-ı Zatiye. Oyun. Şimdi Esma-i İlahi yazdık mı? Olmadı. Olmuyor. Şey çünkü olmuyor. Yazdığınız o kutsi ve öbür çıkan da değişecek. Çünkü bak bu sen değilsin de onun için ilah denmiş. Sende gözüken. Ondan karıştırdığın zaman Muhyiddin Arabi Hallacı Mansur karıştırdı. Bende gözükeni ben zannetti. İkisi bir yapınca ben şey hem olması dedi. Ben oyum dedi. Mahluk olmayandan mahlukun meydana gelmesi oluyor aslında. Bir manada. Çünkü diyorsunuz ya yani burası Esma-i İlahiye ise orası ne dedik Hasan abi yukarıya? Oraya hiçbir şey. Şunat-ı Zati diye. Mahiyeti Zati. Yani peki niçin bir şey demiyorsun Hasan? Ben uğraştım. Sıfat de, şunat de, mahiyeti Zati diyemezsin. O bir kere çık onda hata, haram. Seviyene göre. İstersen Esma-i Sıfat-ı Kutsi olmaz. Sıfat-ı Kutsi olmaz. Sıfat-ı Zatiye de, o da eşte. Şunat. Şunat. Girebilir ama yüzde zemin olmadığı için yazmıyorum. Diğerlerini ben yazdım ki yürüyelim beraber. Tamam. Bak senin vicdanın niçin kabul etmedi? Olmuyor. Olmadı evet. Yani bunu oraya olmadı. Bir şey deyip ayıralım ya. Dedik yani. İtti. Şimdi üçgene gelelim. Bu üçgen oldu. Bir, iki, üç. Şu Esma-i Hüsna'yı da tam anlamadım abi. Niye eşya dediniz? Geçen sefer de Cemile dediniz. Anlamıştım sanki. Yok Cemi işte. Cemi ya öyle. Niye eşyada o mümbasit akiste topladınız onu? Mesela bir çiçekte bütün esmalar var. Tamam mı? Bütün esmalar var insanda. Yani bu eşya derken aslında insanın aynadarlığı şey bu normal bir vücuttan bahsediliyor. Olur mu?
insanda görünmüyor ama Esma Hüsna sanki insan gibi. Yani şu, bu mevcudat ayna mıdır? Orada gözüken Esma mıdır? Evet. Ha. O zaman aynada ben gözüküyorsam ben ayna değil. Mevcudat aynasında gözüken Esma ise mevcudat denir. Sıfat. Bu aynanın kendisini demedik Esma Hüsna. Onun üzerinde gözüken bin bir tane Esma'nın cilveleri, yani hulasası. Toplayan bir ayna gibi. Ayna gibi. Anladım. Mesela bir çiçekte Rahman, Rahim, Vedud, Kerim, Latif, orada hepsi var. Tamam. Yani hepsi gözüküyor. Zahiren 20 diyor. He? Zahiren 20 Esma'nın. Zahiren, işte batınına kaçtırdı. Mesela bu eşeği kaldır, şey eşya deyince Al-Mahmud değil mi? İnsan de. Bu ubudiyettir. Ubudiyet insan değil. Evet. Dişe abel. 70'tir vesaire baktın. Yani bunu Esma'nın, Esma Usta deme istersen şöyle de diyebiliriz. Esma'nın, Esma'ların, Esma'nın Esma'ların cilve cemal nakşem sanat mı abi? Şey yaptı mı vicdan? O tamam, o tamam. Bu Esma'ların yeni Esma Usta'ya koymuştum. Aynı şey. Sen şöyle vicdanın düşünüyordum. Yani bir önceki derste bir Allah'tan bu tarafa bakın Esma-i Rabbaniye ve Esma-i İlahiye çıkıyor. Evet. Bunların cebinde şimdi bak başka hepsi bir şeyi baktıracağım. Ondan sonra geçeceğim. Kulevzu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas'ın. Bu üç tane kategori, yani limana sığın, psikoloji sorunlarda. Bunlara sığınacaksın. O görüyor musun? Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e nereye koyuyoruz Hasan abi burada? Ubudiyet aynası, kimse yok burada. Ahmet, Mehmet yok. Yok. Bu tek bir hakikat, Peygamberimizin aynası bu, en cami. Biz onun işte tümsek aynası, çukur aynayız, tozlu aynayız, yamuk aynayız, renkli aynayız. Yani o ayna o, en cami o. Şimdi bak, şu bitti mi abim üç tane isim? Bu bitti mi? Burada dursun, Melik, İlah. Rabbinnas, Rabbinnas, Meliki, Nas, İlahi, Nas. Görüyor musun? İnsan. Tamam. Şimdi bunu senin şey yapalım. Çarpmayı anladık mı biraz? Tamam, anladık. Çünkü mahiyetini dönüştürüyor. Toplama değil, çarpmanması lazım. Çünkü toplarsan evet, o zaman hakikat oluyor gene. Toplama da hakikat. Ama o üçgenin şeyini diyorsun değil mi? Ama bu üçünü tanımlamak için birbirine geçir. İstersen toplayalım. O da başka bir şey çıkar ama ben çarpmayı düşündüm. Tamam, bir o mantıkta gidelim. Gittim ben. Böyle bir oturayım. Ortası mahiyet. Tamam. Şimdi bununla bunu çarpıştırdın. Ortaya çıkacak ne çıkar? Cema. Peki bununla bunu çarpıştırıyorsun. Kemal'de cema böyle mi? Cema çıkar mı? Ha? Hasan'ım çarpma nasıl bir şey abi? Çarpma. diyor ki Celal ve Cemal ülkesi. Tabii birbirine geçiştirme. Mesela diyelim ki sende kahar yok mu? Kahredici. Şefkat de yok mu? Bir olay karşısında ikisi çarpışmıyor mu? Çarpışıyor. Mesela veya bir mazlum Suriyeli. İstismar et veya merhamet et. Tam bir fırsat. İki ayrı zıt çarpışmıyor mu? Sende terleme olur. Terleme ne olur ne olur. Mesela başka. Haram geliyor. Allah diyor ki gözünü çek. Eğer ben ve haram çektik, ikisiyle alakası olmayan imanın lezzetini alıyoruz. Çarpışmak böyle. Yani başka nasıl değil? Adem'le vücut alemine çarpışıyor diyor ya. Ondan sonra celal. Sonra C
Tenen de cemaat altında. Esas şey bu sanki, üçgen, büyük üçgen bu. Celal ile Cemal evet. Çarpışınca Kemal çıkıyor. Evet, Kemal. Büyük üçgen bu, ana üçgen. Kemal çıkıyor. Ondan sonra kaç tane çarpıştırma adımız var mı? Buna bunu çarpıştırdık. Yok, yok. Bununla bunu çarpıştırdık mı? Çarpıştırdık. Bununla bunu çarpıştırdık, bununla bunu da çarpıştırdık. Tabii oldu, ihtimal. Tamam. Şimdi... Yani, Kemal çıkmadı değil mi? Kemal çıkmıyor çünkü Celal ile Cemal çıkıyor işte. Çıktı işte. Çıktı, üçü de çıktı. Kamil insan. Üçü de çıktı. Cennette, cennette. Cennette dur geçme. Çünkü... Oradan buraya geliyoruz. Şimdi burası, bu madde nereden çıktı? Celal'la Cemal'i birbirine çarpıştırırsan sıfatları, Kemal denilen en kesif, Kemal en kesiftir. En kesiftir. Madde çıkıyor. Mesela Cem'de elektronu elektronla çarpıştırdılar. Enerji çıktı. Daha demiyorlar. Başka şeyler çıktı demiyorlar. Madde arkası, mahlukları gördüler. Bir kısmının aklı gitti. Belki gördüler. Şu an, he? Şeyler gördüler yani. Gördüler. Canlı ruhanileri gördüler. Hmm. Onun için hiç ses yok. Değil mi? O kadar şaşağı. Sonra da kapatacaklar. Hiç yok. Olmaz. Tamamen durdurdular. Şaşağı. Çünkü karşılarına şuurlu bir mahluk çıktı. Korktular. Süper oldu. Öyle mi? Duruma göre hareket ediyor değil mi o şeyler? Tabii bir anda yani... bütün dünya para verdi. Bir devlet demiyor mu? Ne oldu arkadaş bu kadar para verdikten sonucu söyle bize. Niye demiyor? Hiç kimse de ses yok. O öyle kaldı zannediyor. Kalmadı. Ne yapacağız? Biz kılıfına uyduracağız. Ne yapacağız? Çünkü mahluk açıldı. Çıktı. Koridor açıldı. Ama bir tanesi çıktı bir gerçek diyelim. Ama doğru söyledi. Tanrı parçacığı. Higgs parçacığı. Bunu buna söylettiren ateiste Tanrı parçacığı Tanrı ağzını almaz. İşlerinde en şuurlu bir tane. Yönetim var. Yönetim sistemini gördü. O gördüğü müekkelini Higgs dedi ona. O da parçacık. Mecbur kaldı. Mecbur kaldı. Çünkü yönetim birisini gördü. Tanıştı onunla. Tanrı parçacı dedi, melaike mi onun aslında? Yani ruhaniyat. Oraya daha geçmedi. Tabii geçmedi. Bir yok. Geriz. Evhaliye. Canlı ve şuurlu. Yani karşısına böyle çıktı. Enerjinin bir öyle mi? Enerjinin bir daha şey... arkasında. Arkası. Atom, enerji, ruhaniyat, melek. Melek. Yani adeta meleğin maddedeki vücudu haricisi. Orada bir mahluk gördüler, bir çat gibi her şey kesildi. Bunu anlatırsak dünyada bir tane kafir kalmaz dediler. Ve siz de susacaksınız. Hayatlarıyla tehdit altındadır. İstihbaratın tespitini söylüyor. Söyle. Evet. Konuşamıyorlar yani. Yok. Yalnız Higgs parçası öyle demiş. Ne bir daha Mehmet Bey'in? Hangisini abi? Şimdi o ortaya çıkan neticeyi susun, hiç kimse konuşmayacak. Eğer konuşursanız hayatınız yoktur. Çünkü konuşursanız dünyada kafir kimse kalmaz. Abi ne sıkıntı oldu onlar için? Herkes Müslüman mı? Şimdi burada durduruyoruz. Tamam mı? Şeyde namazdan sonra devam edelim. Daha başlamadık. Yani sen şeye girmedik. O şeye girmedik. O sayfayı bitiririz. Peki namazdan sonra devam edeceğiz. Sonra inşallah Osmanlı'ya geçeceğiz. El Fatiha. Bitirdikten sonra. Başladım. Biraz yavaş. Bakar mısın? Bu Kemal Alem-i Şehadet. Bunu kaya. Çünkü güzel oldu. İzah herkese tek tek etmekten yazayım dedim. Yanlış anlarlar diye yazmamıştım. Ama güzel oluyor. Kapattım. Geç. Tamam, güzel. Kamil insan, meratibi hayatın birinci şeyi. İşte alem-i şehadet buradan çıkıyor.
Kemal en kesif olduğu için. Adem Aleyhisselam kemalde değil miydi? Kemaldeydi çünkü en kesife geldi. Orada tam kemal değildi. Zaten o tavzifin şeyinde o yazmıyor çünkü muydu abi? Çünkü hakikatını biliyordu, mahiyetini bilmiyordu. Mahiyetini bilmeyen o, kemal olmaz. Yapmak için. Orada hakikati vardı Esma'nın hakikatları. Mahiyetleri bilinmiyordu. Bak sen aldın mı? Aldım. O zaman eksiği bilinmesi yoktu. Çıktı değil mi orada? Evet. Tamam mıyız? Peki. Oku abim. Şu olan 262. Elhasıl vücut kainatları ve hadsiz adem alemleri birbirleriyle çarpışırken ve cennet ve cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah ve bütün adem alemleri Subhanallah, Subhanallah derken ve ihatalı bir kanun mübarezeyle melekler şeytanlarla, hayırlar şerlerle, ta kalbin etrafındaki ilham vesveseyle mücadele ederken birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder, meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. Allahu nuru semavat vel ard ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir. Ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır. Bu. Aynen. Yeri burada şey. Şimdi meyveyi alacağız. Meyve daha yok. Yok. Tamam. Bak şimdi meyveyi seyret. Hayır şey. Şimdi bu meyve buraya meyve gelmiştik ya. Evet. Dedim ya bu toplama çıkarma nasıl çıkmıştı biz yapmıştık. Hmm. Yanında insan yoruluyor, toparlanamıyor. Arşive baktım hafızamıza. Ondan sonra çıktı bak. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman ve Rahim. Olmaz şimdi. Bak şimdi. Nasıl çıktı biliyor musun? Şöyle. Toplama çıkartma üçgeni şey yapacağız gene. Aynı. Sen dedin ya. Nasıldı? Ya nasıl bulmuştum diye. Evet. Tamam. Tamam mı abi? Evet. Yani iç açıların toplamı bir de çarpımı. Evet. Şimdi bak şimdi. Nasıl çıktı? Şimdi bunu siliyorum. Bak. Tamam bak şimdi. Şimdi. Şimdi Cela ile Cemal'i çarpıştırdığın zaman üçgen yok da. Tamam. Üçgen nasıl? Tamam. Çarpıştırdığın zaman buraya kemal çıkıyor. Çünkü bu iki cela sıfattır diyor. Bir cemal, bir cela. Adem vücut ülkesi. Bu yok ya. Bu onun meyvesi. 262 okuduk ya. Bu meyvesi derken meyvesi ama meyvenin içindeki çekirdekten çekirdeği de daha kastetmiyoruz. Yani insan. Celal ve cemal ülkesi. Alemi şahadet. Hepsini toplayabilirsin şunlar. Evet. Tamam mı abi? Çarpışması bu. Çıktı. Şimdi ben sana çarpışmasına kemalat çıktı. Sen dedin ki üçgen açıların toplamı ne olacak? Tamam. Üçgen açılarının toplamı alemi şehadet. Ha. 180 oldu. Ben diyememiştim. Kemal'e alem şahadet demiştim. Evet. Üçünün toplamı. Bir sabit var yani biliyor musun? Niye toplayınca 180 oluyor kimse bilmiyor. Yani bir sabit var. Üç açıdan toplamı. Üçün cemi yani. Başka bir şeye gireceğiz ki artı acayip olacak. Ben de bilmiyordum. Yeni.
Bu tamam mı? Bunu nasıl bulduğumuzu çarpmadan, kemal çıkı toplamadan alayım şu an. Tamam, güzel oldu. Tamam mı abi? Tamam. Şöyle yapayım ki daha şey, iç açıların toplamı. İç. Toplamı. Tamam mı abi? Aha. Sen buna şey yapıyor musun? Sen... Görünüyor. Ona göre. Görünüyor derken yaklaştıracaksın, sonra geri alacaksın. Böyle sabit tut, kalk ayağa. Kalk ayağa. Kalk. Yaklaştırıyorsun. Bunları böyle, çünkü bunlar bulunmaz servet. Tamam mı abisi? Yaklaştırıyorsun, okunacak duruma getireceksin. Okunuyor. Okunuyor değil mi? Geriden ondan okunuyor. Sonra geri, konuşurken geri alacaksın. Bak, yazarken yaklaştırıyorsun. Anlatırken geri, tamam. Ama 10 defa söylettirme. Tamam mı? Zaten şey yap, böyle söyle, okunuyor diye değil. Yakınlaştırıyor. Sıkıntı olmasın, çünkü bunlar çok değerli bir şeylerdir. Nesli-ati'ye intikal etmesi lazım. Peki, şimdi bu buraya Allah en güzel gözüken. Kemal'e mi yazdın sen? Kemal, evet. Allah, tamam. Evet. Kaçırma. Evet. Ehad değil mi abi? Allah ehad değil. Evet. Allah gönlünü her daim. Şimdi burada ahiret, burada ahiret şey gözükmüyor. Celal, Celal'a Rahman mı Rahim mi? Celal'a Rahman gibi geliyor bana. Rahman. Niye? Ya, şöyle manasını yapalım. Ondan sonra ezber olmasın. Rahman, kafir mümin fark etmeden hakkı hayatını veren, rızkını veren, soluk duran, her şeyi veren. Veren yani, kafire veriyor. Bu Rahman. Rahim ise yalnız kendisine iman edenleri iman ettiği yerle besleyen. O zaman cemal ülkesi. Şimdi kafire mümine fark etmeden şeytana da imkanı vermiş. Hiç fark etmiyor. Hakkı hayatı vermiş. Evet. Değil mi? Bu mesela kafir mümin fark etmeden hakkı hayatını vermiş. Rahman olması lazım. He? O zaman Rahman gibi koruyor Celal. Yersiz yalandırmaya göre öyle gider diye düşünüyorum. Demin şimdi bir daha şey yapalım. Demin farklı yazmıştınız ama. Evet, şimdi ahirette ise Rahman olmuyor. Rahim. İstikbal. Vücut. Bunlar Adem'e çalışıyor. Rahim burası. Tamam mı? Rahim. Rahman da Kemal olmaz mı o zaman? Allah olur. Rahim, Rahman. Rahman. Hani alem şahadete bakıyor ya. Burası kardeşim. Tamam. Alemleri bu. Şimdi bir daha yapalım, doldurarak ki ben mi yanlış? Şimdi Rahman, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman, kafir mümin fark etmeden rızkını veren, tamam mı? Kafir mümin fark eden, hakkı hayatını veren, vücudu veren, ceza vermeyen. Şimdi Müslümanlara veriyor, ötekisine vermese ceza vermiş oluyor. Rahim, istikbal. Yani hiçbir şey dememiş mesela Rahman. Tamam mı? Şimdi bu Bismillahirrahmanirrahim'de oturdu. Esas başka bir yere değil. Bu nasıl çıktığını da anladık. Tamam. Bu da böyle çıkıyor. Şimdi arkadaşlar. Bu iman esasları. Rahim uluhiyet mi oluyor biraz da o zaman aslında? Rahimiyet tabii. Rahim uluhiyet oluyor. Yani o şey yaparsan uluhiyet. Şimdi bunu, bu çok önemli şimdi. Bu harika olacak şurası. Ben de ilk defa öğrendiğim bir şey. İlk defa öğrendiğim bir şey. Bu
Amentü billah'taki bunun devamı Allah'a iman. İman esasdan koyacağım. Yani bu Rahman Rahim'den mi yapıyorsunuz bunları? Tabii tabii. Ha. Yani meyveyi alacağız ya şimdi. Hı. 362 miyiz şu anda? Tamam. İman esaslarından üç tanesi esastır. Yine iki, üçü ara bütünleyicilerdir. Hı. Öyle mi? Var mı? Evet. Ya? Bak şimdi. İmanın çarpışması göreceksin. Şey çıkıyor. Bak göreceksin. Şimdi Rahim ahirete iman. Tamam. Bu ne yazacaksınız merak ediyorum. Bak şimdi. Üçümüzün ne olur? Onu kağıdım nerede? Çok tuhaf. Çok tuhaf, şaşıracaksınız. Kadere iman. Yok. Ama bunu istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Rahman olduğu için sırf Allah'a, insan, Müslüman'a şey değil, Adem ülkesinin de Allah'ıdır. Allah. Allah her şeyi Allah'ıdır. Adem ülkesinin de Allah'ıdır. Yukarı yapın rahat rahat, yapın üçgen, oradan temizleyin. Öyle mi? Tamam. Ha, yapın oradan, tamam. Şu üçgeni yerine. Şu üçgeni geçin. Rahat rahat yazın. Aşağı nasıl oldu? O zaman iman esasları iki tanesi mi esas o yani? Bak, üç, üç, üç diyor ama bakalım üç. Ne çıkacak. Tamam, ne diyeyim? O aşağısının devamı. Tamam. Burası Celal, Rahman, Cemal, Rahim. Cemal, Rahim. Ahiret dedik. Kemal. Abi. Üstü giden çarpamam. Allah. Onu da çarpalım. Şurası çarpım. Şuralar affedeyim, toplam affedeyim ana bir sağlık. Abi dur. İç açılarının toplamı alem-i şehadet. Alem-i şehadet. Celal ve Cemal çarpışması ne bu? Şimdi bunu iman esaslarına uygulayacağım. Şimdi burası demiştik ki Rahman. Allah herkese Allah'tır. Adem ülkesine de. Sifir sana değil, insan dışındaki herkese. Umumidir, amdır. Burası Allah'a iman. Tamam mı abi? Burası istikbal baktığı için Cemal ve Rahim, o da ahirete iman.
vicdan kalır, o zaman burada kader çıkıyor. Şimdi bu ikilemi gösteren ve onu iddia eden şimdi antika. Şimdi bak. Ahiretle peygamberi birleştiren şurayı da şöyle yapayım. Daha büyük bir üçgen daha bir yaptım. Onu anlatıyorum. Sen boğazını siliyorsun onu. Tamam. Hazır abi. Beğen gitti. Ahirete iman. İman. Şuraya. Şimdi ara formatları. Şurası. Üç tane de o. Allah Allah, çok ilişki aralığında. Çok acayip. Şimdi Allah ile insan arasındaki ilişkiyi kim kurar? Kitap. Ama mesela melekler. Siz düşün, meleklere ama değiştirebilirsiniz. Meleklere. Meleklere. Yanlış kabul etmiş. Aferin. Ahireti, çünkü melekler kafire de melektir. Kafire de inansa da inanmasa hizmet ediyor. Yani Allah ve peygamber inansa da inanmasa onun bereketi hürmetini yaşıyorlar. Yağmur yağdırılıyor. Ağaçların meyke melekesi de kafir yediği aldı hurmayı. Melekler hizmet ediyor. Ama öteleri burada yaşattıran insanı, oraları burada feyiz verene vesile olan şudur. Kitaplar. Bu hastır. Herkese şey değil. Çok teşekkür ederim. Çok kitaplar çok teşekkür ederim. Peygamberle ahirete iman kitapları. Yani rahim tarafı. Evet. Burada bunları yorumlayan, içsel alemde kendisini almayan, rahatlatan, insanı kemalata götüren nedir? Enfusi tefekkürü götüren, şımarttırmayan, mülk ve melükütü ayıran, Allah'ın ancak bizi bir kul olduğumuzu vesaire olduğunu ve sistemi şey yapan kader. Peygamber. Yani onlar onsuz bilinmez diyor peygamberlere iman için. O yüzden birleştiriyor ahirete. Evet. Allah'ın. Onlar onsuz bilinmez. Onsuz bilinmez. Kader, Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. İnsan da eyleme dönüşürse, itikat oluyor ya, Esma-i Hüsna'nın bütünlüğü, kader. Şimdi, Esma-i Hüsna'nın bütünlüğü burada bu gözükür. Azami derecede tecelli. Eğer insana uygularsan, kemalat bulur. Allah ile peygamber arasındaki ilk ilişkiyi, Cebrail genelde, Mikail, Cebrail, İsrafil, genelde inanan, inanmayana da melek vardır. İnanmayana ahirete kitap yoktur. Onun işi yoktur. Dolayısıyla peygamberle ahiret ilişkisini kuran, ahirete kitaplara imandır. İlginç oldu. Bu Çok yeni. Çok yeni bu. Biraz çok yeni. Konuşulur. Yani burada şey olsaydı hani devamı oranın devamı. Anlaşılıyor. Tamam. Şöyle yapayım. Her şeyi nizamlı yaptığına göre.
Şunu da nizamlı yap. Şimdi bunun şeylerine bakın. Şimdi şeye devam ediyoruz. Mesela başarı kesin abi. En iyisi var bence de. Kafa karıştırır abi. Hangisi? Hatta gelsin sen aynısını oraya aldın ya. O zaman da hiçbir sıkıntı olmaz. İki üç maddesini abi. İki üç kere. Bunu da. Tamam. İkisini de. Yok yok. Hayır. İkisini de. İkisini de. İkisini de. Evet. Doğru. Cemal'i de alıyorsun. Tamam. Şimdi. Evet. Daha da oldu abi. Evet. Şurayı da karıştırmasın diye. Oldu mu abim? Oldu. Nereden günahlar da böyle sıksın için. Hangi isimler vardı? Nerede? Rahman. Adıl. Şeyde mi? Bizim mevzuda. Rahman, Rahim, Celal. Peki. Adalet, adalet, rahmet. Hadi bakalım. Vardı değil mi? Hakim, adil, adil, rahim vardı. Hikmet, adalet, rahmet vardı. Hakim, adil, rahim. Şimdi bizim şeyimizi, notumuzu okuyacağız. Ondan sonra keseceğiz. Allah nasip ederse. İman esası tamam mı? Bu çok antika. Bu bir iyi bir düşünelim biz daha şöyle. He? Şey yapalım, tefekkür etmek lazım. Yani değişik oldu ya. Yani. Allah bütün sistemi besmelenin üzerine koymuş ya. Evet. Üç tane isme koymuş. Üç tane de üç sıfata bakıyor. Celal, Cemal ve Kemal. Sıfata bak. Yani Celal ve Cemal. Abi bir daha söyle bir şey. Bütün Kur'an-ı Kerim Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele'de üç isimde. Allah, Rahman ve Rahim. Celal, Cemal, Kemal. Ne iş yaparsan yürü burada. Sonra bu üçgen nasıl çıktı diye Celal ile Cemal'ı çarpıştırınca Kemal çıkıyor. Bu üç açıların toplamı da alem-i şehadet çıkıyor. Çünkü üçünün bütünlüğüyle alem-i şehadet olur. Sırf kemalat da olan, celal da olmaz, cemal da olmaz. Alem-i şehadette hiç dışarı kaçış yok yani. He. Bir taraftan yani şu, ha, şurayı dedik mi, alem-i şehadet dedik mi abi? Dedik abi, çarpışan evet. Toplamı yazıyor. Ha, kesinlikle. Aşağı reki nasıl yaptın abi? Anlattın ya, Osman gelin, alem-i şehadete geldin, şimdi aşağıya ne oldu? Bunu nasıl oldu diyorsun? Bu üçgen nasıl oldu? Peki, bir daha. Şimdi, burası celal mı abim? Tamam. Celal. Celal demek, yani Rahman, burası da Cemal, Rahim. Şöyle bulduk, Rahman, herkese Rahmandır. Kafir mümini fark etmeden, besmeleden, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Allah, Rahmanirrahim. Rahman, kafir mümini fark etmeden hakkı hayatını veren. Bu celali iktiza ediyor. Kendisini iman edenlere özel muamele etmek cemali iktiza ediyor. Cemalini de rahim gösteriyor. Tamam mı? Şimdi iki temelde iki tane ülkesi var. Bir cemal sıfatı, bir de kemal. Bir zat-ı sıfatla diyebilirsin, subut-ı sıfatla diyebilirsin. Tamam mı? Şimdi iki tane temelde şey var. Zat-ı sıfat, subut-ı sıfat. Bunlar birbirine çarpışırsa çarpma. Çarpma olursa kemala çıkar. Çünkü Celal ve Cemal ülkesi birbirine çarpışarak geliyor diyor. 262 miydi şu an? Şu an 262. He. Çarpışarak geliyor diyor. Oradan geliyor. Ben naslara uyuyor. Kemalat çıkıyor. Kemalat da Rahman ve Rahim. Kemalat
Allah'ta olur. Allah ismi azamında olur. Şimdi üçgen böyle çıkıyor. Kural vardır adetullah kanunlarında. Üçgenin iç açıların toplamı 180 derecedir. Bu kuraldır. Değişmez. Değişmez, kabul ettik. Çarpışıyor derken abi, devamlı zaten çarpışıyor. Devamlı. Yani ezler... Bir defa bir anda değil. Yok. Devamlı. Çarpışıyor, bu çarpıştığı anda ortaya çıkan... Evet, istersen şunu da şey yapabiliriz. Ezel... Evet. Çarpışınca çıkan Allah'ın uluhiyeti mi? Allah'ın çıkıyor. Ezel, evet, şey çıkıyor. Çarpışarak rububiyet çıkıyor. Uluhiyet mi? Rububiyet. Çarpıştıran ruh, uluhiyet, üst. Ha. Rububiyet yapıyor. Çünkü uluhiyet esma değil. Bunlar esmadır. Rububiyet esmaların bütünlüğü. İkisi çarpıştığı zaman Rab'lık ortaya çıkıyor. Sonra da yine zemin. Evet. Tamam. Şurası da Rab diyebilirsin. Rab'la Rab. Bütünlüğü Rabbül Alemin midir abi? Evet. Öyle, yani Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi bütünlüğe getiriyor. Çok acayip oldu çıkan zemin o zaman. Evet. Sonra Mehmet sen bunu sordun. Evet. Şimdi herkese Allah Rahman'dır. Herkese Allah Allah'tır. Kafir de Allah'ın kuludur. O zaman iman esasına Allah iman esası bu kategoriyi konur. Herkes Allah Allah olduğu için. Ama herkese rahim rahim değildir. İman edenlere ki o da ahirete iman edenlere rahim olacak. Bunu fark eden insan, tamam mı? Bunu fark eden insan, ikisi çarpışınca bunu en cami kişi ortaya çıkan peygamberdir, insandır. İnsan değil. İlişkiyi kurduran? İnsandır. İnsanı kaldır bu gene olmaz. Hiçbir şey olmaz. İlişki kim? Melekler de yapamaz bu ilişkiyi. Kitaplar da yapamaz. Kavşaksın. Çünkü niye kitaplar? Anlaşılmaz kitap, malumsuz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Bu ikisini birleştirecek melek yapamaz. Kader yapamaz. Yani bunları, gene bu hep bunların. Bunun dışında bir şey olması lazım. Yani cem eden kamil birisi olması. O da insandır, o da peygamber. En cami aynı. İnsan deyince daha güzel oluyor. Yani. İnsan. Ben kadere insan gibi düşünüyordum. Şimdi böyle daha güzel oluyor. Tamam yani. İyi oldu yani. Yani. Tamam şöyle, çok iyi. Şöyle o zaman. Zihnimi. Belki bazılarına şey yapabilir. Şöyle yapayım. Çıkan meyve biziz oluyor abi. Peygamber oluyor işte. Ha. Bütün de bakarsan meyve, peygamber. Bu şey... Sileyim şu peygamberi. Yok yok. Abi çok güzel oldu. Evet. Kainatın meyvesi oldu. Anlamaya çalışıyoruz yani şey. Yani yeter ki karışmaması için ne yapılıyorsa. Kemal, en kemal şey olan ne? Peygamberimiz değil mi? Evet. İşte o peygamber. Evet. En kemal. Yani, kemal de peygamber. Çünkü kemal ya bu. Peygamber. Şunu da yazayım istersen. Kemal. Ha, kainatın meyvesi işte, meyve çıktı kemal, en mükemmel meyve çıktı. Yani oturtuyoruz şimdi yerine. Şimdi kitaplara beşte dördü iman etmedi. İman edenler özel tecelli edecek, rahim. Kitaplara iman. Bizi buraya götüren, rahime götüren kitaplardır. Tamam mı? Şimdi bu cehennemde de melek var. Malik var. Kafire melek var. Kafire de melek var. Müslümana da var. Kafire kitap yok. Melek var. Hizmet ediyor, meyveleri yapıyor. Sistemi çalıştıran melek. Sistem var. Yani İnsanla sistem. Allah arasında. Tabii gibi. Cehennem bile melek, malik var ya. Zaten. Cennette var. Maddi günler bile kuvve-i sahire değil. Onlar tabii tabii onlar da kabul etmişler yani. Kabul ediyor. Evet. Allah ile insan arasındaki ilişki melekler yapar. İnsanla ahiret arasındaki ilişki kitaplar yapar. Allah ile ahiret arasındaki ilişki kaderi tahsis eder. Kader esma-i fiiliyenin bütünlüğüdür. Bak şöyle diyeyim. Esma-i Hüsna diyoruz ama. Bak tamam öyle oldu. Bak kader
Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Bunu fark edip tasdik eden insan kadere iman eder. Bak, kader Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Bunu fark edip tasdik eden insan tam kaderin daha arkasına da geçebiliyor. Onu yazmadım. Bunu tasdik eden insan zati isimleri, tamam mı? Zati isimleri mazhar olur ama hiç yazmayayım onu. Karıştırır. Yani insan onun da arkasına geçiyor. Çünkü kader sistemdir. Esma çünkü. Tabii Esma'nın bütünlüğü. Ama insan Esma'nın da arkasında var. Çünkü sıfat da var, şunat da var insanda. Bunu fark edip tasdik eden insan kendini yeni kadere iman ederek ifade eder. Tamam. O zaman sebepler bahanedir abi. İş gelen Esma İlahiyedir. Sebepler o, nedir peki? Bahanedir. Sebepleri gelen yazıyorum. ABCC'den hiç zahir edir. Evet. Şimdi şey okuyalım çünkü daha Osmaniye camiye gideceğiz. Şimdi şöyle düşünün, bu dersten çık, camiye hitap et. Nasıl olacak? Değil mi? İşte o... İnsan camiye soracak mı size? Yani, hiç hitap, önüne ineceksin, uçak gibi ineceksin. Zorlanıyor uçak inerken zaten. Nasıl bir yaratık olduğunu anla, nasıl yaratınız? Evet. Çok şimdi camide ne anlatacağım? Hiç bununla alakası olmayan, bunu ezeli ve ebedi duymayacak, görmeyecek o köylü, o insanlar. Vesveseyi anlatacağım. Niye sıkılıyorum anlatacağım. Şimdi bu dersleri tefekkür edelim. Sıkıntı deyken ne demek sıkıntı? He? Hiç hatırınıza geldi mi? Kaç saat oldu? Şu anda toplam kaç saattir? Derse başladığımızdan beri. 3 saati geçti. 3 saati geçti. 3 saat. 3 saatte kendini hatırlayan var mı? Kendini. Seni de çok zor görüyordum. İnan seni de zor görüyordum. Evet. Kesinlikle görmüyoruz. Şimdi şunda Allah'ını seversen, şurada şimdi insan alt üst olmuyor mu kalktı? He? Yeniden mevzuyu bir daha düşüneceğiz bu vesileyle. Şu an bu yeni çıktı değil mi? Yok, evet, yoktu, bu yoktu. Yukarıdaki var mıydı? Şu vardı. Bu vardı, nasıl çarpıştırdığımı unutmuştum. Yani defterimde var İstanbul'da. Bunlar çarpıştırınca ne oldu? Üç açıların toplamı üçgenle buldum da. Üçgen ama nasıl buldum ve çıkan neydi sonra şey, bununla meşgul olurken Allah bunu da namazda verdi. Hasan abi, o Cemal ve Celal sürekli bir çarpışması devamlı var. Bunun sınırsız bir süreçti değil mi? Allah evet. Bundan beraber tabiri caizse evet. Devamlı var. O zaman Kemal de devamlı vardı. Devam. O zaman Alem-i Şehadet de devamlı var mıydı? Alem-i Şehadet sureti olarak itibariyle cennette zaten benziyor diyor ya, sureti dünyaya benziyor. Evet. Ama çarpışınca bak şuydu. Bak. Şurada şu olunca dedi. Çarpıştırdık ya. Bu Kemal neymiş biliyor musun? Bak. Şimdi ben siliyorum, bir şey göstereceğim.
Tamam mı abi? Bak bu bunun çarpışınca ne olmuş biliyor musun? Kim dedi abi? Biz. Bundan buna çarpışınca bunun adı hakikattır. Çünkü bunlar sıfattı. Bak şimdi. Şurayı yapayım mı? Ha, sıfattan esma çıktı öyle mi? Bak. Bunlar sıfat. Mahiyet. Ya bu kuruyacak diye beni meşgul ediyor bu ya. Yok ya kurusun. Bak. Sıfat mı abim? Sıfat. Sonra esma koyduk. Bak iki sıfat. İki sıfatı çarpıştırınca çıkan çarpıştırdık. Esma. Şurayı da sileyim. Elimde ha. Elimde bez arıyorum. Bir tane daha yap abi başka bir şekilde. Bu da çok önemli şu anda söyleyeceğim ha. Biri ezeli sıfata bakıyor, biri ebedi sıfata. Allah razı olsun bize getirip söyleyeni. Sıfat sıfatı çarpıştırınca kemalattı ya. Kemalat neymiş biliyor musunuz? Hakikatmiş. Öyle diyorlar. Hakikat. Çarpışma. Hepsini topla dedi. Hakikat alem-i şehadette mi? Evet. Hangi derstesin sen? Hakikat. Ha, o da şu oldu abi. E tabi tabi alem şahit. Sıfat. Esma ya esma. Esmancı evet. Sıfat, mahiyet, bu hakikat, alem-i şehadette suret. Suret he? O çok mahiyet, güzel. Hakikat, suret ha, oldu. Bak. Bu suret. Doğru. Suret. Sıfat, mahiyet. Bu hakikat. Hakikat. Bu da mahiyet. Mahiyetten hakikat suret nasıl çıkar? Böyle, böyle çıkıyor. Bütünlüğe hakikatler demiştin orada. Bütünlük işte hakikat. Belirsizlikten sonra hakikat geçiyor. İkisi çarpınca üçüncü aşamada. Çarpınca aşamada. Üçüncü aşamada. İlkin şey olmamıştı. İki ilk derste değil, ikinci derste. Ha, en üstte, en üstte. Ha, ikisini çarpınca üçüncü çıktı ya, ilk derste üçü birlikteyken hakikatmiş gibi konuşmuş. Şöyle gibi. Oldu. Şimdi farklı şey. Oluyor, değişti. Çarpıştırdık. Hop, 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 oldu. İki ülke çalışıyor, çarpışıyor. Tamam mı? Şimdi... O da bana lazım ha. Onu... Şu İman Esası Vesan şeyi, onu bir şey, ben de yazmam lazım. Çekiyoruz abi, şey yaparız resmi. Onu yazarım neyse, bitireyim çünkü. Burada mıyız? Buradayız. Hadi bakalım. Daha başlamadık. Yemin. Bir şeyin aslında ne kadar uzak olursan o kadar kesif olur ama geldiği sürecin tüm hakikatlerine camidir. En uzak oluşundan A. En kesafetlidir. B. En karanlıklıdır. Mesela çekirdek. En uzak nedir? Meyvedir. En camidir. Bu çekirdeğe yaprak biraz da yakın. Daha basit meyveye göre. Buna göre çiçek daha yakın çekirdeğe. Daha basit. Çekirdeği, kökteki çekirdeği en uzak meyve olduğu için en uzaktır, en kesiftir, en karanlıktır, en camidir. Abi çekirdek de yok mu? Hepsi var. Daha o da cami olmuyor mu? Var da hakikate inkılap etti ya çekirdek manyet. Bil kuvve. Bu ağaç hakikat. Bil fil. Bil fil. Bu hakikattaki şeyleri düşün. Meyve var, çiçek var, ağaç var, odun var, koku var, renk var, tat var, şekil var. Tamam mı? Kemalatları var. Bu ağacın en son açık, en kaçış. Sizin anlayacağınız tarzda başka misal vereyim.
İnsanın aleminde nefs emmaresi manasında olan cin var. Devamlı dolaşır kanda. Hacamat yaptırdığınız zaman, tamam şey hacamat yapmadan, ayet-i kürsü okuyunca aynı şöyle dolaşır. Bunu anlatacağım. Yani bir şey anlatırken başka bir şey anlatayım ama birilerinin işine yarasın. Ayet-i kürsü seni bekleyemem. Ayet-i kürsü okurken dırr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 r
Ayet-i Kürsi okurken aynı. Çıldırıyor, kanda dolaşıyor aynı böyle. Peygamberimizin hadisi. Sonra hacamat yaptığın zaman ayet-i Kürsi okunca zırt diye vücuttan kaçmak istiyor, kaçamıyor ya. En uzak neresi bardaktır, bardağı atlıyor. Abi İmam-ı Rabbani diyor ki nefis diyor, hacamat olmak istemiyor. Evet. Şeyde de... Çünkü cinlerdir. Bize zaten hacamat olurken ayet-i Kürsi okutturuyorlar. Ayet-i Kürsi okumanın sebebi kaçmak ister. Kaçıyor. En uzağa. Kim okuyor? Buradan. Oraya gidiyor. Teselli geliyor Kur'an. Tırırt aşağı vuruyor. Peki bardak neresidir? Bedenden en uzaktır. Hacamat ya. Şak diyor oraya. Veya solucanın içine giriyor. Sülük. Sülük. Şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Lazca söyleyince. Peki. Masnat-ı ilahiyeye hem menşe hem medar olduğundan cismaniyet. Masnuat-ı ilahiye hem menşe hem medar olduğundan. Yani masnuat-ı ilahiye mesela şöyle diyeyim. Topraktan ilk önce toprağı yapacaksınız. Sonra topraktan ağaç yapacaksınız. Sonra aynı topraktan o ağaca meyve yaptıracaksınız. Ama aynı. Bak, topraktan fabrika kuracaksınız. Sonra o topraktan kurulan fabrikaya aynı toprakla meyve yaptıracaksınız. Üçü farklı. Toprak, fabrika, meyve. Demişti ya abi, toprak am, ağaç hususi, elma hususi. Evet, has. Evet abi. Kesafetli olan nefsi insaniye, kesafetli olan nefsi insaniye, sırrı camiyet itibariyle tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi. Yani kesafetli olan nefsi insaniye. Nefs, nefs emmare değil, cismaniyeti. Sırrı camiyet itibariyle tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniye, mesela latife-i insaniye, latife-i Rabbani'den ondan üstündür. Diyordun ya sen Osman. Abi nasıl olur ya latife-i insaniye, latife-i Rabbani'den daha yüksektir. Böyle işte. Bu tür yerlerde. Çünkü latife-i insaniye en camidir, en muhittir, en zengindir. Hatta bir ayni tecelliyat esma ilahiyedir. Düşünebiliyor musun? Yani nefs-i insaniye. Ama eşittir demek. Peki, şurayı da okuyayım keseyim baktım çünkü latife-i insaniye, latife-i insaniye cismaniyettir demiyoruz. Cismaniyettir. Değil. Onu sormuştuk geçen hafta. Yok yok, değil. Aynısı. Ama latife-i insaniye akdi şey, latife-i insaniye cismaniyeti aktif eden en büyük muhariptir. Cismaniyet? Tabii canım, latife-i insaniye. Mesela latife-i insaniye çıkar, insan değilsin. Evet. Ama latife-i Rabbani'ye çalışmayabilir ama gene insansın. Canlananlar mı? Canlananlar mı? Yok. Mesela bir şey cevher veya araz olduğunu, asıl veya sıfat olduğunu nasıl anlarsın? Bir şey ortadan kalkınca asıl duruyorsa o arazdır, sıfattır. Eğer bir şeyi kaldırdığım zaman her şey ortadan kalkıyorsa o cevherdir. Örneğin buzu ortadan kaldırınca su var. Demek ki buz asıl değil, arazdır, sıfat. Buzdan suyu kaldırın, buz da kalmaz. Demek ki su cevherdir. Latife-i insaniyi kaldırın, insan yoktur. Latife-i Rabbani'yi kaldırırsan zihnis vardır.
bütün hazaini rahmetin müdahharatını tartacak, mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Bu şeyde abi Esma-i İlahiye dedi ya, aynı tecelliyat Esma-i İlahiye. Esma-i Rabbaniye demedi, Esma-i Kutsiye demedi, Esma-i İlahiye. Yani aynanın kendisi yani. Aynada ortaya çıkan değil. Mesela nefs-i insaniye. Hani sistemi kendisi. Gösterdiği şey değil. O zaman kutsiye olurdu. Esma-i İlahiye gösterdiği değil miydi? Böyle yazmıştı. Tamam da Esma-i İlahiye o zemin şeyi olma hadisesi. Varlık olma özelliği ya. Sonra o varlıktan ayna oluyor. Yani varlığımızdan daha herkes ayna değil. Ubudiyet aynası. O kutsiye dönüşüyorsun. Bu aynadarlık yapacak böyle ibadetlerimiz, yani insanlıklarımız. Daha herkes buna şey, kafir de dahil buna. Ubudiyet aynası yok da, kutsileşmedi bu adam. Şey yapmak, nefsi insaniye. Herkeste var. Latife-i insaniye var. Bunlar nedir? Sistem bu. En camidir. En müddin, en zengin. Onu şuurlanıp da ubudiyete dönüştürürse Esma-i Kutsiye oluyor. Tamam mı abi? Esma-i İlahiye o artık aynadarlıktan sonraki süreç. Bu sistem. Bütün hazaini rahmetin mutahharatını tartacak, mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Hem ekser Esma-i İlahiye'nin, bak burada da ilahi. Yani bizim şey yönümüz değil o. Sistemin şeyi, yapısı, sistemi anlatıyor. Yani mahlukattan Cenab-ı Hakk'a bakan yöndeki esmalar desek olur mu? Olur. Yani olur çünkü o yani artık geriye yansıtmalar. Geriye yansıtmalar. Bu tarafı aklına geliyor. Evet. İnsana koyarsan bu tarafa geriye yansıtmalar ilahi. İlahi yani. Ekser Esma-i İlahiye'nin tecelliyatını hissedip, bilmek, zevk edip, tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Yani ubudiyet yok gene burada. Bu ilahi sistem, herkeste var bu. Kutsi herkeste yok Osman. Evet. Tamam mı? Ubudiyet olursa onda. Olur. Kafirde ubudiyet yok, kutsi yok. Ama ilahi var. Esma-i İlahiye var. Ondan da Kudüs Erbil'in ruhu diyorlar. Evet. Diyorlar, evet doğru. Ruhu temizlendiği için. Hem gayet mütenevvi ve nihayetsiz derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedip istidatlar yine cismaniyettedir. Bu dünya hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza ediyormuş bu dünya. Hem cismani hem ruhani. Cismani anladık, ruhani. Yani bunun arkasındaki işleyen sistemin kendisi değil. Esma-i cismani, şey cismani, ruhani hallerimiz var ya, o alemleri burada gösterebilmek. O alemlerle bulunabilmek. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için diyor ya 15. şuada, alemi gayb-i alemi şehadete taşıdı diyor. Taşıdı diyor. Ne yapmış? Alemi gaybı alemi şehadete taşımış. Taşımış. Ya. İşte bu tarafı ruhani. Cismanidir ama. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Cismaniyeti mahiyette. Cisma aynası. Miratı aynı şey. Miratı cismani. Ama aynada gözüken Allah görünür dahi. Cismaniyetin de abi. He? Cismaniyetin mahiyeti, ruhaniyetten. Diyebiliriz, evet. Çok güzel. Cismani aletlerin ve vezaifine ücret olarak cismani aletlerin vezaifine, cismani alette var ya, daha biraz önce su içti mesela. Çünkü altıncı söz de geliyor. He, altıncı söz. Cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hidamatına mükafat olarak, ibadet-i mahsusalarına sevap olarak, onlara layık lezaizi verecektir.
sevabın bedende cismaniyete karşı lezzetlermiş. Bir daha benim çıkarttığım cümle, sade değil. Sevabın namaz kıldın, oruç tuttun. Mesela hatta dut yedin, besmele çektin. Sevabın ahiretteki tamam, Allah'taki karşı rıza. Rıza ilahi. Ahirette meyve. İnsanda ne var sevabın karşılığı? Lezzet. Lezzet. Lezzeti ruhani ama. Bazen sevap yapıyorsun, lezzet alamıyorsun abi. Bu ne olacak? Demek ki şuursuz yapıyorsun. Ama diyor ki mesela... Ama sevap sevaptır o. Sen fark etmiyorsun. Niye biliyor musun? Şöyle fark edin. Şimdi diyelim ki sen toksun. Tok olduktan sonra çorba içtin. Lezzeti yok mu hiç? Ama hiçbir şey alamıyorsun. Çünkü niye biliyor musun? Sen 5. 7. tabaka bu derse yükseldikten sonra şimdi oradan başka düz okumak sana zevk verir mi? Vermez değil. Veriyor ama daha yüksekte olduğun için fark etmiyorsun. Mesela şöyle diyeyim daha kötüsünü. 8 derecede günah işleyen bir insanın 5 derecedeki günah miskamberdir. Zina yapanın, affedersiniz, televizyonda pislikleri seyretmesi gayet normaldir. Değil mi? Hatta daha iyidir. Seyretse daha iyidir o. Daha iyi. Misal. Bu hakikatler izleyen televizyon izlemesi... Şimdi... mesela bu enfusi tefekkürü geçtikten sonra düz okumak sana keyif vermez. Çünkü niye? Artık her bir tabirin pencere olduğunu, dürbün olduğunu, merdiven olduğunu, basamak olduğunu, halat olduğunu biliyorsun. Tak böyle kafa geçiriyorsun. Vay be. Allah Allah. Şimdi sen çok iyi bilmiyor musun bu camdan dışarıya bakılıyor ama yeni doğmuş çocuk hayatında hep mağarada geçirmiş bir insanın pencerenin ne olduğunu ne bilir? Risale-i Nur'un tabirleri şu odadaki kapıdır, koltuktur, oturmadır, penceredir, şudur budur. Bunu kullanabilirsen yani tefekkürle bunu bütüne getirip kullanırsan. Şimdi bak oturuyorsun ama hiç kalkıp da camdan bakmadın. Ne işin aradı ki? Yalnız iş... Bak bir daha yapayım. Burada oturuyorsun. Camdan ışık geldi. Hiç kalkıp bakmadın. Işık aldın. Ha, oturup da sırf ders dinleyen, tefekkür etmeyen adam şu. Işık geliyor, nurlanıyor, duruyor. Ama onunla kalkıp bakmıyor. Tefekkür mesleğinde ilerlemediği için. Anladık mı bir misali? Bir daha. Oturan bir adam. Işık geliyor. Işık geliyor. Ne oluyorsun? Sorun yok, karanlık yok. Ama burası. Kaynağını merak ettim. Yok burası işte. Vay be. Ne güzel bir yerdeyiz. Ne kadar hoş. Hakikaten ya. Şükredin Allah'a bak rahat. Doğru. Ama kalkıp bakarsa dışarıya. Hey Allah Allah. Dükkan şeye bakıyor. Salona dersen. Dışarıya narlar, kayısılar, kirazlar, dutlar, incirler. Allah Allah kuşlar, sesler. Yani iki tarafı da görünce şimdi oturan adam diyor ki ya bırak ya onlar ne ya kafanı dağıtma ya. Yani ya, yanlış yapıyorsun ya. Böyle olur mu ya? Otur lan saygısızlık yapıyorsun hakikate. Otur, dinle, seyretme. Açma. Düz oku git o. Oda doğru nurlanıyorsun. Mülkte kalıyor işte. Ama tefekkür eden kalkıp bakar. Onunla. Esma-ı Rabbaniye'ye bakınca. Evet. Şimdi burada kesiyor. Şeyi okumuş oluyoruz. Nerede okuduksa bilmiyorum. Burada okudu gözüküyor. Nerede abi? 134. Bir ara bir atlamıştık hatırlarsan o gül goncasını mı okursan bir şey. Yani burayı okuduk gibi gözüküyor. Bakalım. Tamam. Peki burada ben kesiyorum. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatihatü ve selavat. Gafur. Allah mahluk değildi.
deposu da yoktur dünyalık. Bu mahluk nereden geldi? Ben dedi ki, öyle mi anladın? Evet. Ben mi anlamadım yoksa sen dedin de ben mi kaçırdım dedi. Nasıl al? Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu mahluk ha? Geçtim mi? Geçtim mi? Evet. Ha, nasıl çıktı? Bak. Nasıl çıktı? Şundan çıktı bak. Celal ile cemali şöyle diyeyim. Şuraya Allah nerede yarattı? Celal cemal mi abi? Bunu çarpıştırıyor. Alemi şahadet madde çıkıyor işte. Hani buradan çıkıyor. En son Bismillahirrahmanirrahim'e gelişi. Peki bu kemal çıkıyor. Bu bunları çarpıştırınca hakikat çıkıyor. Hakikat da dişe vurucu kendisi işte alemi şahadet. Yani bu madde Allah varken hiçbir şey yok. Madde nasıl geliyor? Celal ile cemal çarpışarak diyor şu anlarda 260. Çarpışıyor. Yani elektronu buradan vurduk. Bir elektronu da buradan vurduk. Ortaya çıkan enerji ne elektrondur ne bu elektrondur. Ne bu ne bu. O zaman çıkan başka adır. Kur'an mahluk mudur? Değil. Kitaplar mesela burada ortaya çıkan netice gibi görünüyor ya sana şurada. Kitaplara iman, kitabın kendisi değil. Kitaplara iman eden insan. İnsan kendisi. Şu demek ki celal ile cemali çarpıştığın zaman alem-i şehadet çıkıyor. Yani ikisinden ayrı bir şey çıkıyor. O da madde serüveni. Başlamış oldu. Abi Celal-i Cemal hani ezeli ya şey yani bunlar sürekli sanki madde de ezeli gibi bir manada sanki oluyor gibi. Nasıl? Hani sürekli Celal-i Cemal'ler daima bir çarpışma var ya. Ezeli değil, öyle duruyor. Öyle durduğu için ateistler Celal'la Cemal çarpışınca devamlı madde çıkıyor ya. O zaman bu durmasının sebebi budur. Ama bunu görmedikleri için bu ezeli demişler buna. Anladın mı abi? Şöyle diyeceğim. Ezelde ebedde de bu çarpışma söz konusu ya. O zaman madde ezeli ve ebedi gibi bir mana da sıkıntıya girmez.